Efendim iyi akşamlar. Yeni bir empatide, yine empatide sizlerleyiz. Bugün 50. programımız. Tamam, diğerlerinden neden daha özel olsun, hepsine özeniyoruz filan ama 50 de 50'dir yani. Ben birazcık konuk meselesinde ısrarlı davrandım. 50. programda şimdi Hazal Kaya ile birlikteyiz. Çünkü Hazal'ın hem kayınpederi hem kayınvalidesi sayılırım. Bu doğru. Neden söyle? Çünkü Ali ile yani sadece dizi arkadaşlığı değil sizinki işte artık. Baba oğul, anne oğul her şeylik. Bizim de birlikte oynama fırsatımız olmuştu. Evet. Zamanında evet. Kırık Kalpler Bankası'nda. Kırık Kalpler'di. O yüzden bizim aslında biz bir aileyiz. Aileyiz burada. Evet. Bayağı baba kız ya da kayınvalide gelin. Evet. Bir evet. araya gelmiş bulunduk. Evet. Nasılsın, iyi misin? Çok iyiyim Ahmet Çok abi, çalıştığını biliyorum. Bir aya yaklaştın mı şey biteli? Evet, evet. Pera'nın ikinci sezonunu çektiniz değil mi? Mutlu musun, memnun musun? Çok mutluyum. Çok mutlusun. Çok da sevildi zaten o iş. Evet. Ayrıca da bunca yoğunluğun arasında son birkaç senede aslan gibi iki evlat dünyaya getirdin. Evet. Seni çok takdir ediyoruz tabii. Ay yani. Çok teşekkür ederim. Bir oğlumuz, bir kızımız var. Evet. Fikret Ali'cimle. Leyla Süreyya. İkisinin de sağlığı, saati, neşesi yerinde değil mi? Çok iyiler, evet şükür. Çok iyiler, keyifleri yerinde. Nasıl baş ediyorsun Hazal'cığım bunca işin gücünün arasında? Edemiyorum. Çünkü o edemiyor musun? Edemiyorum. Ediyorsun canım. İşte her şey yolunda olduğuna göre ediyorsun. Yani zorlanıyorum evet. demek mi istiyorsun sen? Şöyle aslında yani evet zorlanıyorum tabii ki. Çünkü her seferinde işte ilk çocukta ben çok özgüvenliydim. Ne var ya işte benim de annemin işte tek çocuğuyum ben çalışarak yaptı işte tek başına büyüttü beni ne var ki diyordu ama çok da öyle olmuyormuş. Yani insan annesini de görünce böyle bir kolay bir şey gibi geliyor ama hiç değilmiş. Duygusal tarafı tabii ki çok zorlayıcı oldu benim Görünmek için. Görünmek mi? Evet. Yani. İşle çocuklar arasında mı iki çocuk arasında mı? Önce işle çocuklar arasındaydı sonra iki çocuk. Arasında ve işle iki çocuk arasında. Çünkü farklı döndüm. Nitelikte ilgiler istiyorlar değil mi? İkisi Elbette. De yani. O iş paralel değil. Ne kadar araları? 3,5 yaş. 3,5. Çok ideal biliyor musun? Öyleymiş. Nefis büyüyecekler. Öyleymiş Allah. Şimdiden çok tatlılar böyle bir bakıyoruz yani. Ali'nin becerisi var mı birazcık? İlgileniyor mu çocuklarla? Çok ilgileniyor. Yoksa kulağını çekelim. Çok ilgileniyor. Yani hele Fiko'yla tabii yani Süreyya'lar çok küçük. Ama Fiko ile bayağı acayip bir baba oğullar. Yani gözlerim doluyor onları izlerken. Çocuklarınızdan bahsederken Ali'nin burcu değişiyor, yüzü değişiyor, ya. Aydınlanıyor falan. Çok hoşumuza gidiyor. Sette bize çok enerji veren bir şeydi ya. Sizin şeyiniz, ah, ne güzel. Aksiyonlarınız. Programa başlamadan evvel bir gönül borcumu dile getirmek isterim. Metin Hoca dostumuz. Kardeşimiz benim de çeyrek yüzyılı aşkın süredir Ankara'dan itibaren ahbabımdı. Çok genç yaşta çok talihsiz bir biçimde yitirdik. Ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Nur içinde yatsın. Sevgili Metin Hoca. Oyunculuktan mutlu musun? Oyunculuktan çok mutluyum. Aşçı olmayı tercih etmez miydin? O biraz böyle benim için aşçılık şey gibiydi, baş kaldırmak gibiydi yani. Ben neyi seviyorum, ben ne yapmak istiyorum, neredeyim filan için böyle bir 8 aylık bir pausta o. Ve benim zevklerim var, yapmak istediklerim var. Senin de takıntıların falan var mıdır? Sirkeyle yıkanırım, evi sirkeyle silerim. Senin çocuklarınla ilişkin nasıl ikisiyle? Ya ben çok aşığım. Gerçekten. Hani üçüncü çocuk olacağına ben evlatlık almayı tercih ederim mesela. Evimize yangın çıkmıştı. Korkunç bir akşamdı yani. Benim çünkü hayatta hiçbir zaman böyle çok para, çok şöhret, çok filana ihtiyacım olmadı. Tutkulu bir misin? Genel olarak tutku sende neler çağrıştırıyor? Ben evet yapım gereği çok tutkulu biriyim. Daha doğrusu şöyle, işte bu yeni çok konuşulan bu ADHD dikkat hiperaktiviteye bağlı dikkat bozukluğu denen hikaye benim aslında hayatımın bir parçası mı? Çok büyük bir parçası. 5 yaşında teşhis almış birisi olarak. Biraz disleksi gibi mi? Disleksi gibi değil aslında. Çok bu bir nöro çeşitlilik olarak tanımlanıyor. İşte bu tutkulu birisi olmak da aslında bunun
bu nöro çeşitliliğin bir özelliği. Hmm. Sadece işte o tutkulu hal zaman zaman geldi gitli olabiliyor. Bazen işte yönümü kaybedebiliyorum, daldan dala atlayabiliyorum. Hepimize benziyor bu. Evet evet şey. Yani işte farkındalıkla ilgili bir şey herhalde bu. Ya bu biraz şey, ya doktorlar daha iyi tanımlıyor bunu, ben şimdi tanımını yapmayayım ama işte bir çeşitlilik, tuhaf, eğlenceli bir hal. Tutku da bundan dolayı senden bir parçası aslında. Ve kuvvetli diyorsun. Çok. Yoğun bir tutku bazen de bir takıntıya dönüşebilir desem ne dersin, katılır mısın? %100 derim. Değil mi? Hı hı. Peki bu tutku takıntı şeyinden, ikileminden, dilemmasından hikayemize geçelim. Eyvah. O zaman. Hoşça kal Hazal. Yine görüşürüz. Keyfine baksan. İlk hikayemizde 1953'te Aksaray'ın Cumali köyünde doğan birisin. Hı hı. Dar gelirli bir ailenin kızısın. Hı hı. Maddi zorluklar ve geçmişteki köy hayatının getirdiği alışkanlıklar sebebiyle baban okula gitmene pek razı değil. Yani hiç razı değil. Hı hı. Tarlada ev işlerinde çalışıp ailene yardım etmeni istiyor. Senin aklın ama hep okulda. Cahil kalmayı istemiyorsun, okula gitmeyi hedefliyorsun. Babanın kararına boyun eğip okumaktan vazgeçer misin? Yoksa buna biraz bir direniş gösterir misin bu şeye? Direniş gösteririm. Çok küçüksün ama direnirim diyorsun değil mi? Evet, sesli sessiz her türlü direnişte bulunurum diye düşünüyorum. Evet. Azimle babana direnerek ilkokulu bitiriyor ve ortaokula geçiyorsun nitekim. Ortaokul yıllarında senin için çocukluk aşkı diyebileceğimiz biri var. Ona çok hayransın. Kendisi senin için okula devam etmenin adeta bir motivasyonu. Yani bir okumak istiyorsun ama bir de onu da görmek de bir her gün bir motivasyon. O da sana karşı asla kayıtsız değil. Nitekim evlenmeye karar veriyorsunuz. Sen henüz 15 yaşındayken bu gençle nikah kıyıyorsunuz. Hı hı. Mutlu olabileceğine inanıyor musun? Çünkü sadece 15 yaşındasın. İnanmasam evlenmem. Çünkü mutluluk burada biraz bir yandan da o sahip olduğum o şeyden, prangalardan kurtulmak. Evlilik bir yandan bir kaçış benim için. Değil mi? O yüzden tabii ki o prangalardan kurtulduğumda mutlu olacağıma inanıyorum. Evlenerek belki de hayatındaki bazı döngülerin kırılmasını sağladın. Yani işte, hı hı, evden o baskıdan biraz uzaklaştın. Her ne kadar eşine aşık olsan da sağlıklı bir birliktelik olabilir mi sence bu yaşta? Mümkün değil. Mümkün değil değil mümkün mi? Mümkün değil. Bedensel bütünlüğün bile henüz tamamlanmadığı, evet, bir yaştan bahsediyoruz. Bedensel, beyinsel hiçbir gelişim, evet, ruhsal, tamamlanmadı. Evet, doğru. Eşin evliliğinizden bir süre sonra devlet memuru oluyor. Yani, hı hı, o işe kabul ediliyor. Tayinin çıkması üzerine Hakkari'ye taşınıyorsunuz. Çok mutlusunuz. Aşık olduğun adamla evlisin. İkiniz için de her şey yolunda. Her gün birlikte vakit geçiriyor. Paylaşımda bulunuyorsunuz. Fakat bir gün Hakkari sokaklarında gezerken kırmızı renkte giyinmiş bir kadın görüyorsunuz uzaktan. Eşin hiç beklemediğin kadar kadını beğendiğini dile getiriyor. Sen de kadına bakıyorsun, fiziksel olarak filan inceliyorsun bir şekilde. Önce şeyi sorayım, eşinin sokakta bir başkasını beğenmesi sana nasıl hissettirmişti? Onu kıskanmış mıydın? Onun bu beğenisi karşısında ne yaptın? Dile getirmesi özellikle. Tabii ki. Tabii ki kıskandım. Şaşırdım. Ve bununla ilgili bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Mesela? Kendimde. Bazı değişiklikler mi? Evet, belki bir kırmızı giyinmek gibi. Çok kırılıyor ve üzülüyorsun. Tabii bunun altında kıskançlık da var. Eşin senden başka kimseye bakmasın. Sadece seni sevsin diye tıpkı sokakta gördüğünüz o kadın gibi kırmızı kıyafetler alıyorsun. Senin de söylediğin gibi. O günden itibaren sadece kırmızı renkte kıyafetler giymeye başlıyorsun. Hatta bundan sonra aldığın her şeyin kırmızı olmasına özen gösteriyorsun. Evliliğinizin başlarında her şey yolunda giderken zamanla kıskançlık sebebiyle tartışmalar başlıyor. Eşin senin evden dışarı çıkmanı ve herhangi bir adamla konuşmanı istemiyor. Sen bu isteklerini yerine getirmediğin için sana fiziksel şiddet uygulamaya başlıyor. Bir taraftan da aradan zaman geçmesine rağmen çocuğunuzun olmaması, hı hı, evliliğinizde bir krizi büyüten bir şey diyelim. Büyük sıkıntılarla ve şiddetle geçen tam 25 yılın sonunda eşin seni terk ederek evden ayrılıyor. Eşinin beğenisi ve sevgisini kazanmak için 25 yıl boyunca kırmızı kıyafetler giyip durdun. Sence değdi mi? Yani o kadının gördüğü ilgi ve alaka
o kadar etkileyici bir şey olmalı ki hayatında, hani sürekli kırmızı, her şeyini kırmızı. Yani bir yandan şey, ya sevgiyi çok yanlış anlayabiliyoruz bazen. Yani bütün bu şiddeti, bu kıskançlığı, evden çıkmayacaksınları falan sevgi ve sevgi zannetmiş olabilir. Ya da zannetmeye kendini zorlamak da olabilir bazen, çaresizlikten, değil mi? Olabilir yani. Yani öyle bir evde gördüğü sevgi ne ola ki? Şimdi bu gittiği evde ne arasın yani? Tek başına kaldın. Hı hı. Bu 25 yılın sonunda. Bundan sonra demek ki 40'larındasın şimdi. Hı hı. 40'ların başındasın. Bundan sonra hayatına nasıl devam edecek? Nereye gideceksin? Muhtemelen o kırmızıların hepsini çöpe atacağım. Keramet kırmızı da değilmiş diye. Eğitime devam edeceğim. Açıktan. Çalışırken bir yandan. Ne iş yapacaksın? Her şey yapılabilir. Temizlik yapılabilir. Beceri varsa işte kaş alırım, manikür pedikür yaparım, evlere giderim. Onlar da ciddi eğitim gerektiren işler değil mi? Bazıları yani. Bazıları. Manikür pedikür falan. Yani en azından ince bir yerde. İnce işler bunlar, değil mi? Evet evet, yani ha. Bir yerde bir çalışmaya başlayıp. Ama nasıl kendi evini temizliyorsan başka yerleri de tabii temizleyebilirsin. Peki sen bu 25 yıl içinde hiç ayrılmayı aklından geçirdin mi? Muhakkak geçirdim. Öyle mi? Evet. Ama bildiğim tek şey böyle yaşamak. Evet. Bunun da bir acayip bir hayat yaşadığımı, ay başıma da neler geliyor diye düşündüm zannetmiyorum. Eve dönebilir misin annenlere? Asla dönmem. Eşin seni terk ettikten sonra mecbur kaldığın için Aksaray'a, annenin evine dönüyorsun. Hı hı. Annen seni gördüğünde biraz şaşırıyor. Giydiğin kıyafet, bavulundan çıkan eşyalar, makyajın hep kırmızı. Kırmızı ağlık, kırmızı ruj, kıpkırmızı bir kadınsın. Ailen seni ilk kez böyle görünce ne olduğunu anlayamıyor. Annenin evinde de kırmızı ısrarını koruyor. Evi kırmızıyla donatıyorsun. Eski eşin ise Nevşehir'e taşınıp yeniden evleniyor ve bir oğlu oluyor. Her ne kadar kırgın ve yaralı olsan da eşini özlüyorsun. Üzülsen de onun hakkında hiçbir zaman kötü bir söz, cümle sarf etmiyorsun. Zira o senin ilk aşkın, aslında tek aşkın. İyi kötü bütün duyguları onunla yaşadın. Aşkın kendisine ve kendi özel duygularına saygılı davranıyorsun sen. Hı hı. 25 senelik evlilikte çocuk olmadı. Eşin yeni bir hayat kurdu ve çocuğu oldu. Bunu duyuyorsun. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ay çok zor. İşte benim yüzümden. Benim yüzümden der, evet. Değil mi? Bu durumdaki bir tabii insan büyük benim ihtimalle. Yüzümden. Keşke demese. Çünkü onun yüzünden değil aslında. Yani yüzünden denecek bir şeydi. Sebep evet. Yani belki tamam ama. Evliliğin devam etmesini ister miydin? Çocuğunuz olsaydı mesela işler iyi gider miydi? Yalnız kalmazdım. Çocuğum olsaydı. Ha, çocuğundan ötürü. Evet. Bu kırmızı sende bir takıntı haline geldiğini kabul ediyor musun? Bu kırmızının. Tabii. Neden vazgeçemiyorsun? Eşinden ayrıldın çünkü. Hala bu kırmızı nedir? Daha ayrılmadığım için mi? Eşim benden ayrıldığı için. Evet. Teknik olarak ayrıldım ama aslında ayrılmadım. Aa, tabii ki. Bir süre sonra annen rahatsızlanıp hayatını kaybediyor. Yalnız kalmamak için Konya'daki abinin yanına taşınıyorsun. Ay boğuldum. Biliyorum. Fakat oraya gittiğinde de aynısın. Durumun yine kırmızı. Hı hı. Abin sendeki tuhaflığın farkında, kendisiyle birlikte yaşamanı istemiyor. Sen de bu evin bodrum katına yerleşiyorsun. İstenmediğin yerde ve burayı kendi zevkine göre düzenliyorsun, yani kırmızı. Bodrum katta geçen 8 yılın ardından abinin evinin yanına inşa edilen müştemilat benzeri müstakil bir odaya yerleşiyor ve hayatını orada sürdürmeye başlıyorsun. Küçük evinde bardağın, çanağın, çaydanın, hatta yastığını, yorganına varana kadar üzerindeki kıyafetler, her şey kırmızı. Hakkari'de eşinin kırmızılı bir kadını görüp beğenmesinden sonra her şey kırmızıya döndü. Niye bu kadar anlam yükledin kırmızıya? Beğendim muhtemelen ben de. Bu ama yani beğeniyi aşan bir şey yok mu ya? Çünkü 25 oradan 8 bodrum katı etti 33 yıl, değil of mi? 41 yıl. Bilmiyorum, dünyanın zamanı, evet. Kırmızı tutkunun ve aşkın rengi, tamam, yani öyle bir şey vardır. Peki senin açından aynı zamanda takıntının ve her şeye rağmen hayata tutunmanın bir sembolü de olabilir mi? Yani olabilir, kırmızı belki tabii seni hayata mı bağlıyor acaba? Tabii. Bir noktada artık ne bağlasın beni hayatım?
Ya insanın elinde hiçbir şey kalmayınca takıntıları artık neye tutunduysa o bağlıyor insanı hayata. Kırmızıysa kırmızı, morsa mor. Masaysa masa, neyse ne yani. Vazgeçilemez bir şeye dönüşüyor diyorsun. Tabii. Küçücük evinde çevrendekilerin maddi ve manevi destekleriyle hayata tutunmaya çalışıyorsun. Zamanla psikolojik sorunların da baş gösteriyor. Gittiğin doktorlar sana duygu durumu bozukluğu kaynaklı kronik psikoz teşhisi koyunca hastaneden %80 engelli raporu alıyorsun ve bunun üzerine sana bir engelli aile bağlanıyor. Psikolojik rahatsızlığın sebebi de bu takıntılar herhalde ya da bu takıntılar o psikolojik teşhisin, o teşhisin koyulmasında etkili oldu diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Evet, bir de şey, yani hayatla kurduğu bağ, yani muhtemelen kırmızı onun için sevgiyle kurmaya çalıştığı, ilgiyle, alakayla, ihtiyaç duyulmayla, işte kıskanılmakla vesaire, ya aslında pek çok duyguya kendini kırmızıdan bağlamış. O yüzden kendimi kırmızıdan bağladığım için ve bu arada kırmızı bir yandan da zaman algısını yok eden bir renktir. Yani evde de çok kullanıldığında zamanla hayatta olan... Kaybolmaya birebirdir. Birebir bir renk yani. O yüzden restoranlarda sıklıkla kırmızı kullanılır zaman. O yüzden çok zor bir renge tutulmak bu. Bütün problemlerini kırmızıyla kapatma gibi bir şey değil mi? Kırmızı bir... Yani pek çok... Yani insan işte bu kadar muhtaç kalınca, bu bir muhtaçlık ya aslında. Yani o sevgiyi, işte ne bileyim şefkati, bütün eksiklikleri, arzuyu, arzulanmayı, bütün eksiklikleri o kırmızılı kadını görüp muhtemelen şey diye de düşünmüştür. Bu kadının her şeyi var. Bu her bir işaret. Her şeyi olsun. Evet, evet. Her şeye, benim de her şeye ihtiyacım var. Artık neyse o sahip olmak istediğim. Belki bunu böyle çözerim diye düşündüm. Evet. Tanışalım mı kendisiyle? Hayır, çok kötüyüm ama şu an. Hayır, tanışacağız. Yazık ya. Tanışacağız. Evet. İçimi şey yaptı benim, mahvetti beni. Konya abinin yanı zaten orada, ben de oradan itibaren kayboldum. 8 yılı Bodrum katı sonra müştemilat. Korkunç. Efendim geliyor. Aşkım be. Sultan Özcan. Sultan Özcan hakikaten. Konya'da kırmızılı kadın olarak bilinen, hayat hikayesiyle belgesellere ve dizilere konu olan Sultan Özcan bugün 70 yaşında. Yaşadığı küçük evde bardakları, tabakları, çaydanlığı, yastığı, yorganı, nevresimleri dahil her şey kırmızı. Sultan Hanım eski eşinin beğendiği o kızı gördüğünden beri kırmızıdan başka renk kullanmıyor. Kırmızı renge aşık ve takıntılı. Yüzüne kırmızı allık, dudağına kırmızı ruj sürüyor. Bir tek gözüne siyah kalem çekiyor. Çarşıda, pazarda esnaf, komşu kim varsa herkes onu tanıyor, biliyor ve seviyor. Evini sevse de evde durmayı fazla sevmiyor. Sık sık yürüyor, geziyor. Eş tarafından terk edildikten sonra başka hiç kimseyle yakınlaşmamış. Sultan Özcan bir röportajında şöyle demiş. Kadınlar anlayışlı, tahsilli insanlarla görüşsünler. Cahil adamlarla görüşmesinler. Aşık adamlar kadına asla şiddet göstermezler. O yaşadıklarından hiçbir zaman pişman olmamış. Her şeye rağmen aşk diyor ve ekliyor. Aşkı olmayanın imanı olmaz. Oh. Evet, Sultan Hanım'a, Sultan Özcan'a bundan sonraki hayatında umarım ki her şey dilediği gibi olsun. Allah kırmızıdan ayırmasın. Ay. Öyle diyelim madem seviyor. Ya bu işte şiddet enteresan bir şey ya. İşte her şeyi yapıyor insana yani. Evet. Çünkü şiddetle karşılaştığında sen de tam yani travma o ya, yara. Yaralanıyorsun ve o yarayla ne yapacağını bilemeyebiliyorsun işte böyle. Ya da nereye gider, büyür mü, kangren mi olur? Asla kontrol edebildiğin bir şey olmuyor. Ne kadar uzar. Ne kadar uzar. Ne kadar hayatına abanır değil mi? Bir karabasan gibi. Çünkü şiddet bittiği zaman biz kafamızda çoğaltarak devam edebiliyoruz o şiddete. Tabii ki, çünkü gördüğümüz şiddete yani. Elbette. Aynı şeyi hissetmeye devam edebiliyoruz. Çoğu insanda bu böyledir diye tahmin ediyorum. Ya bir de kendine bakışın da değişiyor artık. Kendini yargılama biçimin de değişebiliyor bu yolla. Sert de davranıyorsun belki. Sert de davranıyorsun, onun gözünden bakıyorsun. Mesela ben yıllar sonra şeyi fark ettim ya.
yıllar terapiler, işte meditasyonlar bilmem nelerden sonra böyle gerçekten tıpkı bir işte sosyal medya trolü gibi baktığımı fark ettim kendime mesela yıllar sonra. Bu ben değilim dediğim oldu yani. Ben kimseyi böyle yargılamıyorum. Bir tek kendime uyguladığım bir tarife bu benim yani. Maruz kalmanın, işte o şiddete maruz kalmanın kalıntısı, tortusu bu. Evet. Evet, çok uzayabilen bir şey. Yani maalesef. Benzer bir şiddete maruz kalmamış mı? 15 ile 70 arasında 55 sene bu şiddete maruz kaldığını düşünüyorum. Eşinden ayrılmış olması çok şeyi değiştirmemiş. Geriye kalan bütün hayatını belirleyen bir şey çünkü. Tabii. Ve çok acı bir şey bu. Çok. Evet. Bir de şey de çok fena değil mi? O hiç devam etmemiş işte. Kırmızıda kalmış adam, gitmiş çocuk, evet, yapmış. Evet, mi? Evet. Yani o işte bazen istiyorsun devam etmesin yani. Değil mi? Etmesin. Tabii. Benim için etmiyor, onun için de etmesin. Ama ediyor işte. İşte evet. Çok zor. Çok zor. Peki bu aşk insanı denen bir şey var. Bilmiyorum tam manası nedir ben bilmiyorum da. Sen o aşk insanı mısın? Onu soruyoruz yani. Aşık olduğun zaman her şeyi göze alabilecek kadar aşkı önemsiyor musun? Öyle bir şey mi senin için? Evet ya. Öyle bir şey. Aç ama biraz bunu bize. Bu aşk insanı olmak ne demek bir kere? Hiçbir fikrim yok. Ben anlamam öyle şeylerden. Yani bir şey genellendiği zaman... İşte aşk insanı olmak benim kafam karışıyor. Hı. Yani bu genellemeye neler dahil, biz neresindeyiz filan. Hani ben oralarda kafam karışabiliyor. Ama aşk insanı mıyım? Onu işte 23 yaşında Ali'ye aşık olduğumda şey oldum yani, evet. 23 yaşında mıydın Ali'ye, evet, aşık olduğunda? 33 yaşındayım şimdi, hala çıkıyorum. Yani buradan bakarak aşk insanı diyebiliyor muyuz bana? Olur ben her türlü derim canım. Sen, ama benim dediğimle o olmaz o işler. İyi, ikimiz de öyle düşündük. Biz öyle dediysek. Biz öyle dedik, öyle oldu. Öyle oldu. Peki şimdi Sultan Hanım'ın hikayesinden hareketle söylüyorum. Aşkla takıntıyı birbirinden ayıran şey ne olabilir acaba? Alma verme dengesi galiba ya. Ya çünkü takıntılı olduğun zaman gerçekten oradan ne geliyor ilgilenmiyorsun. Yani sen bodoslama, her ne olursa olsun culuk oluyor takıntıda. Aşk, hiç karşılıksız önemli. Aşk diye bir şey yok mu? Oluyor, bitiyor, gidiyor, ne oluyor? Karşılığı olmadığı zaman kayboluyor. Birinin hiç bitmemesi, birinin de bitebilir olması, evet, mı acaba fark? Evet, muhakkak. Güzel, güzel. Tek başına aşk mutluluk, mutlu bir birliktelik için yeterli mi? Onu öyle de sorabilirim yani. Tek başına aşk bir insanı mutlu etmeye yetecek bir şey mi? Hiç yetmez bence. Başka bir şeyler daha gerekir. Pek çok şey gerekir. Mesela? Bence güncelleme gerekir her şeyden önce. Tazeleme mi? Yani şöyle, tazeleme değil de çünkü bu bizim de çok konuştuğumuz bir şey aslında. Biz işte 10 yıldır birlikteyiz. Aslında her sene, hele ki benim işte o zaman 23 yaşındayım, Ali işte 37 yaşında falan. Aslında her sene yeni halinle bir daha anlaşma yapıyorsun. Tamam ya, iyiyiz hani, devam. Tamam. Ama bazen o ilişki geride kalabiliyor. Öyle bir güncellemeden bahsediyorum. Bu yeni durumlarımıza, yeni halimize göre. Ali ile Hazal anlaşmışlar diye haber çıkmasın. Yani anlaşma derken yani şey yapıyorsunuz değil mi? Bir daha birbirinizi ölçüp biçiyorsunuz. Aslında evet, bir değerlendirme yani, biz yapıyorsun. Biz iyi miyiz, doğru gidiyor muyuz? Tabii, burada bir sıkıntı var mı? Ne yapabiliriz? Evet, muhasebesini yapmak. Muhasebesini yani. Tabii ki buna oturup, evet, yıllık toplantımıza hoş geldik. Şu gün buluşalım, avukatlar da gelsin şeklinde gibi bir şey değil ama aslında hani kendi kafanda her sene yeni olduğun kişiyle değerlendirme yapıyorsun. Karşındaki de yeni biri artık. Başka neler lazım geliri söylüyordun. Başka neler lazım gelir? Başta saygı tabii ki. Saygı, yani. Güven. Güven. Buradan sadakati mi anlamalıyız? Sadece sadakat değil ya. O öyle olunca benim canım sıkılıyor çok böyle. Ne oldu şimdi, işte gitti başka biriyle bir şey falan yapmıyor. Çok sadık ama... Her şey senin, ona öyle bir şey değil değil mi? Senin şu an olduğun kişi hiç saygı duymuyor. O zaman o şahane biri mi? İyi bir eş mi yapıyor bu onu? Asla. Yani sadakatten şeyi kastedersek benim hoşuma gider mesela. Senin dönüşebileceğin her şeye karşı saygılı olacağım. Ve değişimlerine, dönüşümlerine, fikri başkalaşımlara, tabii ki, her şeye.
Bütün bunlara saygı duyacağım ve elimden geldiğince yanında olacağım. Ama bir gün mutsuz olursam... Olabiliyorsam olacağım, olamıyorsam da... Olamıyorsam ben da olamayacağım. Bu, evet. Bu konuda dürüst olacağım. Esas sadakat budur bence. Aslında bu güvenin güzel bir tarifi. Evet, evet. Karşılıklılık tabii ki esasına dayalı olarak değil mi? Karşılıklı olması gerekir. Peki, senin de takıntıların falan var mıdır? Yani böyle, hadi batıl inanç diyeyim, batıl inançlarım. Öyle mi? Şöyle favorilerden, popülerlerden. Sirkeyle yıkanırım, evi sirkeyle silerim. Sirkeyle mi yıkanırsın? Tabii. Kötü enerji atma meselesi evet mi diyor? Ha. Bir tane izlediğim bir korku dizisi var işte, bu American Horror Story. Onunla dalga geçtiler. O kadar dokundu ki bana. Kötü ruhlar şey diyor. Evi de sirkeyle siliyorlar, gidelim diye diye falan. Ayda o kadar bunu bana yapamazsınız dedim ya. Benim de kendi içimde bir inanç dünyam var küçük. Adaçayı yakarım. Astroloğuma sormadan imza atmam. Adaçayı bir kere enfes bir şey, rayası var. Evet. Tamam, insanı mülayim yapar filan kokusu. Buna batıl inanç demiyor. Çörek otu yakarım, şey yaparım. İşte eve şeker koyarım. Astrolojiyle aran nasıl? Çok iyi. İmza atmam, adım atmam. O ne demek imza atmam? Atıyorum işte sözleşme imzalar. Astrolog onayıyla mı? Soracağım tabii ki. Ne oldu bugün bir şey var filan da derim. Fika'nın doğumu Merkür retrosuna denk geldi. O kadar komikti ki sancılanıyorum. Sancım var şey dedim. Merkür retroda doğan çocuklara ne oluyormuş? Hiç sormadık dedim böyle bir şeyden. Bilgimiz yok. Cahiliz. Arayalım soralım filan. Aman öyle kalalım ya, kurban olayım, bunları bilmek şart mı? İşte ne yapayım. Ne peki bileyim. Neymiş yani, Ali gelebilir miymiş Merkür Retrosu? Gelebilirmiş Merkür Retrosu. Sanki size onu soracak Ali gelmek için. Hayat boyu etkilemeyecekmiş Merkür Retrosu onu filan. Ali'nin de en sevdiği şey şudur. Ben ne zaman ay bu ara Venüs filan desem şey yapıyor. Biliyorsun öyle bir şey yok. Öyle mi diyor? Ali'den mi öğrendi acaba onu? Bilmiyorum. Ali sürekli, benim kocam Ali hep şey diyor, biliyorsun öyle bir şey yok. Gerçek değil. İşte bana da bir de bilimsel açıklamalar yapıyor yani. Ay'dan etkilenebilirsin ama Venüs'ün seni etkilemeydi. Yani hani bilimsel olarak falan diyorum ki ben, karıştırma bana bilim. Yalnız arada çok ciddi bir şey söyledin. İmza mı atmıyorsun bazı durumlarda? Atmam. Atamam. Peki ben aylardır, aylardır seni bu programa getirmek için göbeğim çatladı. Yoksa astrolog mu söyledi şimdi hiç gitme şey sonra söylemedi gidersin diye? Yok, onu da sormadım artık, o kadar onu da yapamıyorum. Şunla aslında, şimdi ben mesela bir şeyi imza atarım. Sonra hemen okurum ki vay babam bugün de falan filan geri gidiyordu. Ona ben nazar değdiririm. Ben tutulduğum için yani. Bozarım işi diyorsun. Bozarım işi yani. Sonra da Merkür'e şuna buna tabii suç atarım. Tabii hemen de ona suç atarım. Neyse yani bunları böyle yorumluyorsan tatlı, bir şey diyemem. Ali ile aynı işi yapıyor olmanız evde bir hoşluk mu yoksa problem mi? Yoksa ikisi birden mi? O zaman nasıl diye soracağım. Hepsi. Hepsi değil mi? Hepsi. Ben de hep öyle, ben de hep öyle düşünüyorum. Ama mesela başka... ya bizim sektörden olmayan biriyle olsaydım çok zor olurdu. Çünkü anlamakta çok zorlanıyor. Her şeyi anlamakta çok zorlanırdı. Yani set ortamını anlayamazdı, saatleri anlayamazdı vesaire, çok zor olurdu. Doktorlar için de böyledir, hekimler evet, için. Yani nöbetli çalışanlar. Ne deniyor ona? Çalışma saatleri esnek olanlar. Ne güzel bir şey bu. Evet, evet. Esnek çalışma saatleri. Esnek çalışma saatleri. Peki iyi yanları ne? Birbirimizi biliyoruz. İyi yanları birbirimizi biliyoruz. Dertlerimizi biliyoruz. Ondan sonra biz çok iyi eşlikçi olduk birbirimize. İyi bir ikilisiniz. İyi bir ikili olduk. Biriniz şey, rölantide mi oluyor öbürünüz gaza bastığı zaman? Yok, konusunda? Biz hep gazdayız. Bizde hiç geri vites yok. Çocuklar ne diyor bu işe? Çocuklar böyle büyüdükleri için bir şey yok onların sizsiz hayatında. Sizsiz kalmayı zaman zaman biliyorlar. Biliyorlar ama bizle olmayı da hani... Onu Allah'tan, siz taçlandırıyorsunuz herhalde birlikte. ST'de olduğunu geliyorlar. Yani o çalışan anne baba görmeleri bence çok kıymetli. Biliyorlar ne yaptığını, nerede ne yaptığını gözleriyle görmüşler tabii falan. İşte makyaj karavanında takılıyorlar. Kostümlere bakıyorlar. Süreyya da erken başladı set ziyaretlerine tabii o zaman. Süreyya ilk setine 45 günlükken çıktı. Gerçekten öyle oldu. Peki yeni bir projeye başlarken birbirinizle konuşur musunuz genelde karı koca? İlk birbirimizle konuşuruz. Öyle mi? Yapayım mı yapmasam mı acaba? Bu her şöyle şeyi bir şey. Her şey yani, bana iş gelir Ali'yi ararım. İşte bir şey olur Ali'yi ararım. Ali hemen beni arar. Arar mı? Hemen. Böyle bir şey oluyor şu an. Ben heyecanlandım falan. Birbirimizin heyecanlanmasından çok mutlu oluruz hep. Yanlış yönlendirdiğiniz olmuyor mu hiç birbirinizi?
Ya yapma boş ver deyip sonra nefis bir iş çıkıyor falan mesela. Hiç olur denk mu? Gelmedik daha. Gelmedim. Peki hem annelik hem bu kadar çalışma zorluyor mu? Tabii ki zorluyor ama seviyor musun diye sorayım. Çok seviyorum. Çok seviyorsun değil mi? Çok seviyorum. Hatta bir işte terapistimle konuşurken bir gün şey dedim ya işte ben hani çok bir anda çalışmaya başladım Süreyya doğduktan sonra. Bir de dertli de bir zamanda doğdu. Tam depremden 5 gün sonra doğdu. Ben çok ciddi panik ataklar yaşadım depremden. 11 çok korktum. Şubat mıydı? 11 Şubat. 11 Şubat. Çok korktum yani her şeyden. Şey gibiydi hani lohusalık zaten ürkütücü bir dönem. Bir de böyle bir afet korkusuyla çok çekilmez bir hale aldı. Ali'ye nazaran biraz daha zahmetli bir süreçti galiba değil mi Süreyya'nınki? Evet. Gerçi Fikret'te de şeydi, evimize yangın çıkmıştı. Evet biliyorum. Fikret'te de yangına denk gelmiştik. Hatta siz birlikteydiniz galiba yangının çıktığı. Evet birlikteydik, bir de bizim mahalleye taşınmış olmanıza gizli gizli sevinmiştik tabii ama sonra gittiniz gene. Hemen de döndük. Bu yangını bir anlat, bunu hiç kimse pek bilmiyor galiba değil mi? Evet, sen de çok... ağzından kaçırdın artık biraz. Yok yok, o zaman aslında haber oldu. Oldu mu? Ha. Ama ben hep şunu yapıyorum niyeyse. İşte Hazal'ın evinde yangın çıkıyor. Herkes sakin olsun diye. Çünkü o haberi benim anneannem okuyor. Tabii ki. Falancı teyzemler tabii okuyor. Yaşlılar, aile büyükleri falan. Yok ya bir şey yok, sakin olun. Tamam ya bir yangın çıktı söndü gitti falan gibi. Hep böyle küçük yaşıyorum ama aslında büyük sert olaydı o. Yani bayağı işte ben... Ceyceri yandı değil mi hep? Allah'tan merdivenler taşmış. Bozum kat tamamen yandı. Eğer merdivenler ahşap olsaydı bütün ev gidecekti. İşte evdeki hayvanları ben çıkardım. Kedileri dama çıksınlar diye camı açtım filan. Bütün evi is bastı çünkü. En sonunda işte arabaları ben çektim. Çünkü baktım arabaları çekemiyorlar. Hamileyim ya 9 aylık bayağı. Arabaları ben çektim. O zaman Çağatay Ulusoy kulakları çınlasın. Onunla aynı sitede oturuyorduk. Güvenlik dedi ki siz artık Çağatay Bey'e gidin. Ve ben Çağatay bana kapıyı açtı. Diyorum ki ağlıyorum, ev yanıyor diyorum. O da şey sanmış, hani yanıyor, karnım yanıyor. Ali de şehir dışında, Eskişehir'de o zaman. Hani yanıyor, karnım ya, doğuruyorum sanmış o da. Boş boş suratıma bakıyor, dedim ki Çağatay ev yanıyor. Asla anlayamadı, o gitti filan sağ olsun. Yani o gün olmasa, Çağatay olmasa Allah razı olsun ona. Çok korkunç bir akşamdı yani. Kırmızı renkte giyinmiş bir kadın görüyorsunuz uzaktan. Eşin hiç beklemediğin kadar kadını beğendiğini dile getiriyor. Tabii ki kıskandım, şaşırdım ve bununla ilgili bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. O günden itibaren sadece kırmızı renkte kıyafetler giymeye başlıyorsun. Büyük sıkıntılarla ve şiddetle geçen tam 25 yılın sonunda eşin seni terk ederek evden ayrılıyor. Muhtemelen o kırmızıların hepsini çöpe atacağım. Keramet kırmızı da değilmiş diye. Niye bu kadar anlam yükledin kırmızıya? Ya insanın elinde hiçbir şey kalmayınca takıntıları artık neye tutunduysa o bağlıyor insanı hayata. Kırmızıysa kırmızı, morsa mor, masaysa masa, neyse yani. Konya'da kırmızılı kadın olarak bilinen hayat hikayesiyle belgesellere ve dizilere konu olan Sultan Özcan bugün 70 yaşında. Sultan Hanım eski eşinin beğendiği o kızı gördüğünden beri kırmızıdan başka renk kullanmıyor. Annelik meselesinden şöyle bir bahseder misin bize, yani o nasıl bir duygu? Kısaca bahsedersen de çok değil mi? Bardak fırlatmak gelmiyor mu içinden? Kısaca gelmiyor. Bahsetmek. Çok büyük. Büyük bir fedakarlık da gerektiriyor değil mi birçok konuda? Yani ben hiç öyle anlamadım hikayeyi. Hiç öyle almadım daha doğrusu. İşte ben şimdi fedakarlık yapıyorum falan. Hayır ya, benim yeni hayatım bakınca, bu. Ben böyle bir hayat yaşıyorum artık. Hani bir çocuk yaptık ve çocuklu hayat bu. Bunu burada planladık, biz istedik. Biz istedik, biz planladık, biz sevdik falan. Ben tek çocuk olarak büyüdüğüm için evde, sonradan babamın çocukları oldu ikinci evliliğinden ama ben bir evde bir çocuk büyüdüğüm için şimdi iki çocuklu ev bana çok eğlenceli geliyor. Hiçbir yerinde bir fedakarlık yok mu diyorsun? Var tabii canım, yani zamandan eğer fedakarlık olarak zamandan bazen çok sevdiğin şeylerden, istersen, bazı alışkanlıklarından vazgeçmeyi gerektirmiyor mu? Evet. Ay bu çok acı bir şey diye söylemiyorum. Ben soruyorum evet. Sadece fiili durma hikayenin içine. Ben biraz çok da fedakarlık yapmayacak şekilde de hallettim ya. Bizim imkanlar da tabii ki bununla ilgili imkanlar, değil mi? Çevreler, çevre, imkanlar, arkadaşlarımız. Tabii. Ya bence biz arkadaşlardan çok şanslıyız. Onların yakınınızda olması, evet.
çok fazla halası, dayısı, teyzesi filan olduğu için Fikret'in. Evet. Mesela ben şeyi biliyorum. Bana bakın, ben çok evde oturmaktan sıkıldım. İşte ben akşam yemeği çocuğa siz bakacaksınız filan deyip çocuk baktırdığımı biliyorum. Herkes gönüllü oluyor tabii. Herkes de gönüllü oluyor, sağ olsunlar. Çok, dediğim gibi şanslıyız yani çevreden yana. Annem zaten anneanne. Sen burada seçilmiş akrabalardan bahsediyorsun. Yani tabii, arkadaşlarından, onların eşlerinden. Tabii tabii. Peki yani annelik, analık diyelim, hı-hı, yapabilmek için o sembiyotik ilişki şart mı? Yani şeyi kastediyorum, biyolojik bağ kastediyorum. Hiç değil bence. Değil değil mi? Hiç değil. Hiç değil. Yani hep de böyle şey, evlatlık, hani üçüncü çocuk olacak olacağına ben evlatlık almayı tercih ederim mesela. O yüzden. Hı-hı. Sahiplenmeyi. Çünkü benim çok sevgim var. Hı. Ben veririm sevgimi. Yani anne olarak, çünkü yani annelik sadece çocuk doğurmak değil. Benim işte köpeklerim varken de ben anneciğim, ben doğurdum diye seviyordum köpeklerimi de, kedilerimi de filan. O yüzden binlerce, yüz binlerce koruyucu anne baba da var. Evet. Şahane de bir şey. Müthiş de doğru ve gerçekten fedakarca bir şey. Çünkü bedeninden kopmuş, bütün şeyini oradan alan, enerjisini, varlığını oradan alan bir çocuk değil de bir başkasının çocuğuna da bakabilmek çok çok büyük bir cesaret ve şey, çok yüce gönüllü bir şey diye düşünüyorum. Ben doğurduğum, yani doğurduğumdan beri diyorum ama yani doğurmasaydım da bence hep şeydi, ben bütün çocukları kendim doğurdum sanıyorum. Evet. Hepsini benim sanıyorum yani, o yüzden. Vicdan öyle bir şey. Hani doğurdum mu doğurmadım mı, o da falanın çocuğu, hiçbiriyle ilgilenmiyorum yani. Köpeklerde de öyle, kedilerde de öyle. Yani ben sokak köpeklerini de anneciğim diye üstlerine atladığım için hayvanları korkutmak suretiyle. O yüzden hiç inanmıyorum o şeye yani. Biyolojik bağ. O bağ lazımdır falan. Peki, hoşça kal. Oho. Bu hikayemizde bir kız çocuğunun yerine geçmeni rica ediyorum. Mahvolduk. Diyarbakır'da 1972'de dünyaya geldim. Kalabalık bir ailede zor bir çocukluk. Hı hı. Ailenden biraz korkarak yetişmişsin. Ürkek bir çocuksun. Baban size zaman zaman şiddet uyguluyor. Okumayı çok sevsen de zar zor okulu bitiriyorsun, hı hı, ilkokulu. Orta ikinci sınıftayken baban seni zorla okuldan alıyor. Niyeti seni evlendirmek. Sen henüz 14 yaşındayken 3 taksitle aldığı başlık parası karşılığında 27 yaşındaki bir adamla seni evlendiriyor. Okuyup kendini geliştirmek isterken çocuk gelin, hı hı, oluveriyorsun. Ve hayatın bir kabusa dönüşüyor. 14 yaşında bir çocuk babasına böyle bir konuda karşı gelebilir mi? Gelir de duyulmaz. Sonuç değişir mi? Değişmez. Tam da bunu soruyorum. Yani çocuk gelin olmak sana ne hissettiriyor? Normal. Normal. Çünkü etrafta da mı böyle oluyor? Tabii. Onun için mi? Annem de böyle. Anneannem de böyle. Normalse niye itiraz ediyorsun? Duyulmak için. İtirazın motivasyonu ne? 14 yaşında herkes evleniyorsa etrafta. Duyulmak. Duyulmak. Varsayılmak. Varsayılmak. Duyulmak. Fark edilmek. Fark görülmek. Görülmek. Baba şiddetinden sonra evlenince bir de eş şiddetine maruz kalıyorsun. Evlendikten bir yıl sonra, yani 15 yaşındayken ilk çocuğunu, oğlunu kucağına alıyorsun. O çocuk, sen çocuk birlikte büyümeye çalışıyorsunuz. Bir gün oğlun hastalanıyor, ne yapacağını bilemiyorsun ve oğlun işitme engelli olarak hayatına devam etmek zorunda kalıyor. Sen de bu üzüntüyle hayatını sürdürüyorsun. Yıllar içinde 3 çocuğun daha oluyor. Her türlü hakaret ve şiddete maruz kalarak çocuklarını büyütmeye gayret ediyorsun. Bunun sonu nereye varacak? Yaşadıklarının bir sonu yok mu? Bu cehennemden kurtulmanın bir yolu var mı? Nasıl? Kahrettin beni şu an Ahmet abi, yani Hazal ben. Oh. Bilmiyorum. Kayınvaliden de sizinle birlikte yaşamaya başlıyor. Eşin çalışmayı bırakınca yaşadıkların daha da çekilmez bir hal alıyor. Bir anda şiddet, bir anda geçim sıkıntısı. O dönemlerde eve katkı sağlamak ve özellikle çocuklarını okutmak için etrafına yardım ederek küçük miktarlarda para kazanmaya başlıyorsun. Örneğin maaş bağlanacak birine veya kamu kurumunda işi olana yardım ediyor. İş süreçlerini takip ediyorsun. Hı hı. İş hali olan da emeğinin karşılığında sana cüzi de olsa bir miktar ödeme yapıyor. Fakat buna rağmen evdeki sorunlar hiç bitmiyor. Şiddet her geçen gün artarak devam ediyor. Çocukluğunu yaşayabilseydin,
Sence nasıl bir hayatın olurdu? Kesin kurtarırdım kendimi. Zaten evet böyle zor, kesin bu kadar berbat bir durumda bile bir kafa çıkartıyor değil mi? Evet. Evet. Bu şekilde yaşamaya ne kadar devam edeceksin? Sen okuyamadın. Çocukların da bu ufak tefek işlerle okutup masraflarını karşılayabilecek misin? Böyle çok küçük paralar kazanıyorsun. Olur mu? Üç çocuk birden okur mu? Olur olur. Olur. Sosyal devlet okutur mu diyorsun? Yok, hallederiz. Nasıl hallederiz? Hallolur. Onlar bir gitsin de. Kimler? Okula bir gitsinler de devamını getiririz. Mücadele ve türlü zorluklarla geçen 16 yıl boyunca çocuklarını büyütüyorsun. Onlar da yaşadıklarını anlayacak duruma geldiklerinde senin maruz kaldığın zulme sessiz kalmıyorlar. Etrafa yardım ederek ekonomik olarak da bir çözüm yaratmaya başlayınca eşinden ayrılmaya karar veriyorsun. Çocuklarından da gördüğün destekle bu kararın pekişiyor ve boşanıyorsun. Çocukluğundan beri maruz kaldığın şiddet nihayet son bulacak. Ancak bundan sonrasında da yalnızsın. Bakmak zorunda olduğun 4 çocuk var. Tek başına hayatına nasıl devam edeceksin? Çocuklarını yetiştirmekte ve yeni bir hayat kurmakta zorlanmaz mısın? 30 oldun. Zorlanırım da kalabalığız, halledersin. Nasıl bir gelecek hayal ediyorsun çocukların için? Zamanı gelince söyleyip bakarız iş, deme. Yok, şimdi ellerinin iş tuttu. Tek başına ayakta durabildikleri. Bir hayatları olsun. Ha. Yeter. Devletten aldığın sosyal yardım ve diğer cüzi gelirlerin yeterli olmayınca evlere temizliğe gitmeye başlıyorsun. Birçok farklı işte çalışıp çocuklarını okutuyorsun. Etraftakilere yaptığın yardımlar ve küçük danışmanlıklar artık herkes tarafından bilinir hale geliyor. Birçok alanda hızlıca çözüm üretebildiği için mahalledekiler sana muhtar ana lakabını veriyorlar. Herkes tarafından sevilen ve sayılan biri haline geliyorsun. Yaptığın işler ve yarattığın çözümler karşısında insanlar tarafından takdir edilmek ve aynı zamanda fark edilmek ne hissettirdi sana? Burada bir duralım yani. Çiçek gibi açtırdı yani. Ne yapsın? Evet. Eğitim yok, bir şey yok ama milletin evrak işlerini falan halletme gibi şeyler de yapıyorsun. Kendi ayaklarının üzerinde durabilmek sana güç veriyor mu? Tabii ki. Müthiş güçten fazlasını veriyor. Daha fazlasını veriyor. 2014 yılında komşuların verdiğin danışmanlık hizmetlerinin mahalle içinde faydalı olabileceğine kanaat getirerek gerçek bir muhtar olman konusunda ısrar ediyor. Uzun seneler kaderine boyun eğerek yaşadığın için bu konuda ne yapabileceğini tam olarak bilmiyorsun. Herhangi bir tecrüben yok. Üstelik aday olmaya karar versen bile karşında seninle birlikte seçimlere girecek 6 erkek aday var. Gerçekten muhtar olmak istiyor musun? Olunur, niye olmasın? Evet, onun bir şekilde bir kazancı da var. Yani tabii var. Öyle çok muhteşem bir kazanç olduğunu zannetmiyorum ama var. Bir de bir ismin var yani. Evet. Evet, makam mevki sahibi oluyorsun değil mi? Muhtar adayı olmak, rakiplerine karşı karşıya gelmek ve karşılaşabileceğin yeni sıkıntılar seni tedirgin eder mi? Çünkü biraz zahmetli bir şey öyle. Muhtarlık falan kolay işler değil. Eder hallederiz. Süreç de... Ya sen hep hallederiz. Bakalım ne yapalım. Beni bağlayamazsın. Ama ya. Hallediyoruz. Da. Çocuklarım da var. Evet, çocuklarım da var. Var. Evet. Konu komşu var. Konu komşu sevenler var. İşlerini hallettiklerim var. Tabii. Değil mi? Mahallenin ısrarıyla muhtarlığa aday oluyorsun. Karşındaki erkek adaylar ve onların bazı taraftarları seni tehdit etmeye başlıyorlar. Mahalledeki resimlerin, yani asıl olan resimleri yırtıyorlar. Fotoğraflarına bıyık çiziyorlar. Ve seni çekilmeye zorluyorlar adaylıktan. Kadın olduğun için bir kez daha bu sefer hiç tanımadığın kişilerin psikolojik şiddetine maruz kalıyorsun. Hani bu psikolojik de değil artık, burada başka biraz fiziki şiddet de var. Ancak mahalleli senin arkanda kapı gibi duruyor ve sana destek oluyor. Bir kez daha erkek şiddetiyle karşılaşınca ne düşündün peki bu süreçte? Yani bir kere boşadım, bir daha boşarım. Kimi boşayacaksın? Karşımdakini yani boşlarım. Birini boşladım, bunu da boşlarım. Adamı yani. Boşa alır aşağı bırakırım diyorsun. Gerçekten. Hey Allah'ım. Bütün bunlara rağmen yoluna devam eder misin yoksa adaylıktan çekilir misin diyeceğim. Hiç çekilecek gibi bir hiç halin çekilmem. Yok. Hiç çekilmem. Niye çekileyim? Gelecek... O kadar görmüşler beni, arkamda durmuşlar. Niye çekilecekmişim? Peki gelecekte yaşayabileceğin olası sıkıntılar, engeller seni korkutmuyor mu? Tedirgin etmiyor korkutmaz mu? Belki sonra da sardıracaklar sana. Tabii. Kadın muhtarı olarak. Olabilir tabii. Olabilir. Mahalledekilerin büyük desteğiyle seçimlerden muhtar olarak çıkıyorsun.
11 bin kişiden fazla nüfusuyla ve sosyal farklı sosyoekonomik çevrelerden gelen insanlarla çok büyük bir mahallenin yerel yöneticisi oldun. Yoksulluk, işsizlik ve yerel sorunlar dağ gibi karşında duruyor. Çözüm sağlamak adına kendini doğru bir şekilde ifade etmen, insanlara yardımcı olman gereken büyük bir sorumluluğun var. Bütün bu sorunların altından tek başına kalkabilecek misin? İnsanlarla iletişim yöntemin ne olacak mesela? Saygı, sevgi olacak. Ne olacak? Başka? Saygı, sevgi yetmez. Hep öyle olmuş. Bir muhtarın neler yaptığını, ne işler yaptığını biliyor musun? Abi bir sürü kağıt mat falan. Tamam, bakarız onlara. Bakarız, hallederiz, öğreniriz, yaparız. Öğreniriz, ne olacak? Peki. Seçildikten sonra mahallenin dertlerini dinlemek ve çözüm üretebilmek adına dilek ve iletişim kutuları oluşturuyorsun. Oh. İsimsiz de olsa insanların dertlerine bir çare bulabilmeyi hedefliyorsun. Bak, bu kutular sandığından çok daha fazla iş görüyor. Kısa zaman içerisinde 40 tane zorla evlendirilen kız çocuğu ile 25 ayrı çocuk istismarı ihbarı alıyorsun. Problemler düşündüğünden daha büyük ve derin. Yani kağıt işleri değil sadece, demin konuştuğumuz gibi. Kendi geçmişinden de benzer problemler vardı. Baş edememiştin o zaman. Sen de çocuk gelini olmuştun. Şimdi mahallendeki bu derin problemi, bu derin yarayı nasıl çözmeyi düşünüyorsun? Tek tek haber alıyorsun. Şu da var, bu kişi, şu hanede bunlar var. Komşusu bu var, o da çocuk gelin falan. Gidip dinlemek lazım. Ailelerle görüşmek lazım. Doğru. Durumu anlamak lazım. Evet. Niye böyle bir şey oluyor yani? Devletin ilgili kurumlarıyla. Tabii iletişime geçilebilir. Etrafına onları öğrenebilirim. Evet. Ne yapılabiliyor resmi olarak diye. Hani artık yeni de titrimin. Çünkü artık gücü, bu verdiği güçle. Senin seçimin olmaktan çıktı. Artık bu mecburiyet senin vazifen de, evet, aynı zamanda. Hemen harekete geçiyor ve belirtilen yerlere gidiyorsun. Durumları tespit edilen bütün çocukları devletin güvenlik güçlerine teslim ederek koruma altına alınmalarını sağlıyorsun. Oy. Ayrıca istismara uğrayan çocuklardan birini de evlatlık olarak kendi evinde koruma altına alıyorsun. İhbarların bir kısmı da madde bağımlılığı ile ilgili. Bu konuda da harekete geçiyor ve onların da hayatlarının kurtulmasına ön ayak oluyorsun. Kurduğun dilek, şikayet ve istek kutuları adeta birer mucize kutusuna dönüşüyor. Şimdi soruyorum, mucize kutuda mıydı yoksa sende mi? Kadın olarak muhtar seçilmenin bu durumla bir ilgisi olduğunu düşünüyor musun? Yani bir tevafuk, bir mucize dinlemekte ya bence. Ya mucize kutuda falan değil yani, duymak isteyerek dinlemekte. Evet. Çünkü zamanında o da duyulsaydı, o kadar kalabalığın içinde işte başta bütün o bilgiler, işte kalabalık aile, şimdi zor bir çocukluk. Şimdi bambaşka bir hayatın olacaktı. Tabii. Belki. Ama böyle bir hayatın oldu ve bunca insan kurtuldu şimdi, evet, de. Onu da şey yapmak lazım. Sence insanlar sana neden bu kadar güveniyor ve seviyor? Tehlikeli işler yapıyorsun aslında. Ben de onları seviyorum, güveniyorum. Çocukları kurtarıyorsun. Tabii. Az bu şey değil. Geçmişe baktığında ne görüyorsun? İleride nasıl bir yerde hayal ediyorsun kendini, Muhtar Hanım? Bakarız. İnsanlara nasıl... Şu çocuklar kurtulsun da bakarız. İnsanlara nasıl yardım ettiğini görenler zamanla kutulara daha da fazla ihbar bırakmaya başlıyor. Her birini titizlikle inceliyor ve gereken neyse devletin resmi kurumlarıyla irtibata geçerek hareket ediyorsun. Bu sayede zaman içerisinde 80'den fazla insanın hayatının kurtulup değişmesini sağlıyorsun. Artık gerçek anlamda mahallenin muhtar anası oluyorsun. Geçirdiğin dönüşüm sana neler düşündürüyor? Kendini bir tür kahraman olarak görür müsün mesela? Yoksa yaptıkların sadece insan olmakla mı alakalı? İnsan olmakla alakalı. Biraz da ama insanı kahraman haline getiren şeyler bunlar. Düşünsene, 80 tane insan hayatlarını değiştirdiğini biliyor, seni tanıyor ve sana bağlılık hissedecektir onlar. Değil mi bir yandan da? Evet. Yoksa tabii ki insan olmanın gereği. Kendi çocuklarından sonra mahallenin anası olmak nasıl bir duygu? Güzel, çünkü keşke bizim mahallenin de bir anası olsaydı da ben de gelin olmasaydım yani. Hı.
Geldiğin noktada ve yaşadığın değişimde babana ve eski eşine bir şey söylemek var mı? Onlara bir çift lafın var mı? Allah ıslah etsin. Allah mı ıslah etsin? Tanışalım mı? Ay evet ya, ben böyle şeyleri mahvoluyorum ya. Efendim geliyor. Dilek Demir hanımefendinin ismi. Namı diğer Muhtar Ana. Dilek Demir Diyarbakır'ın... Gencecik hala ya. Evet evet. Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'nde iki dönemdir görev yapan kentin tek kadın muhtarı. Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar programının 13. sezonunda Fark Yaratan olarak seçilen ve ayrıca ödül alan Muhtar Dilek Demir. İki dönemdir muhtarlık görevini sürdürüyor. Mahallesi için yaptığı birçok faydalı çalışmayla insanların hayatına dokunuyor ve büyük değişimler yaratıyor. Özellikle çocuk yaşta ve zorla evlendirilmek istenen kız çocuklarına yönelik büyük bir emek ve tutkuyla yaptığı çalışmalarla öne çıkıyormuş Dilek Hanım. Çocukların hayatına dokunmak konusundaki süreçte en önemli konulardan biri olan ailelerini ikna etmeyi başarıyor, onu söylemiştin sen de. Dilek Demir bu çabasıyla önce Diyarbakır'ın farklı mahallelerine, sonrasında da tüm Türkiye'ye örnek oluyor, bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Dilek Hanım'ın hayatını konu alan Dilek Kutusu adlı çok güzel isim değil mi? Ne güzel. Dilek Kutusu adlı kısa film yurt dışı ve yurt içinde pek çok şehirde 20'ye yakın festivalde gösterilmiş. Film İstanbul Belediyesi ve TÜRSAK vakıflarının birlikte düzenlediği Büyüt Hayallerini kısa film yarışmasında en iyi kısa film ödülü de almış. Ay izleyelim, hemen bulabilirsin. Dilek Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı ay sunuyoruz. Ay gerçekten ne tatlı örnek ya. Örnek bir oh. Yerel yönetici. Müthiş. Umarız daha uzun zaman muhtar olarak da başka alanlarda da sivil toplum örgütlerinde muhakkak onu değerlendirmek isteyeceklerdir, faydalanmak isteyeceklerdir. Devam etsin bu şeye, muazzam çalışma hayatına. Tebrik ediyoruz, şükranlarımızı vallahi sunuyoruz. Hazalcığım, kadın isterse her şeyi başarabilir mi? Ne diyorsun? Tabii, niye başaramasın? Kadınlar. Kadınlar. Yani yapamayalım diye uğraşıyorum çok ama yapıyoruz valla, bak işte yani. Evet. Hem de çok zor neler, şartlarda. Hem de hangi nerelerden şartlarda gelip, tabii. Evet. Sadece kendini kurtarmak değil, başkalarını da kurtarma noktasına kadar gelebiliyorlar. Anne olma konusunda şimdi bir kez daha sormak isterim sana. Annelik tam olarak nedir? Bir sembiyotik bağ gerekmez demiştin sen. Evet, gerekmediği evet. De çok ortada. Başkalarının gerçekten. Çocukları için de. Senin çocuklarınla ilişkin nasıl ikisiyle? Ya ben çok aşığım. Gerçekten. Yani bizim ilişkimiz aslında benim de büyümeye, onlarla birlikte büyümeye çok niyetli olduğum bir ilişki. Yani onlar üzerinden çok şey öğreniyorum. Daha hatta başka bir röportajda daha yeni söyledim. İşte bu duyguları onlara anlatırken, yani işte Türkiye gibi bir ülkede iki ünlü insanın erkek evladı olarak Fikret'in... Fark ediyor mu Fikret onu? Hiç, yani fark şöyle, onun için çok normal herkesin onu tanıyor olması. Hı. Yani herkes tanımıyor mu zaten? Zaten çevresi de çok geniş değil. Her yere girip çıkmıyor henüz, değil mi? Aile çevresi, arkadaş çevresi. Evet. Sete geliyor. Aynen. AVM'lere falanlara giderlerse herkes ona fiko fiko diyor ama hani sanki başka arkadaşlarını da herkes tanımıyor mu? Kemal'i de herkes başka tanıyor falan gibi. Başka çocukları da ismiyle sesleniyorlar tabii. Diye düşünüyordur belki. O yüzden onun daha öyle bir şey açılmadı daha onda. Ama işte ona çok özendim, yani duygularını açıkça, rahatça, özellikle ebeveynlerine rahatça ifade edebilen bir çocuk olsun. Duygularının adını koyabilsin. Kendini ifade etmekten çekinmesin. Çünkü ister istemez zor bir şey olacak. Yani izleniyor olmak onun için zorlayıcı olacak. Tabi başından beri, yani Süreyya için henüz Leyla Süreyya için geçerli değil biliyorum ama Ali'yi ta baştan itibaren kendini izah etmeye, anlatmaya çalıştığı andan itibaren büyük bir dikkatle dinlediniz değil mi? Hep. Yani ona bunu göstererek. Hep, hala. Seni ciddiye alıyoruz ve her söylediğini tabii. Dinleyip değerlendiriyoruz. Bu çok önemli. Ve gün içinde mesela hala şey yapıyoruz işte, ben artık sıkıldı bir de çocuk. Çok gülüyorum ona haline. Ya Fikret, senin annen olmak çok güzel bir şey, biliyor musun diyorum mesela. Anne biliyorum diyor şimdiden, tamam ya. Dublo izliyoruz falan.
Hani sürekli ona böyle onu çok sevdiğimi, onun annesi olmanın çok güzel bir şey olduğunu. İşte onun, kucaklamak değil mi? Yani benim seni çok seviyor olmam senin yaptığın şeylere bağlı değil diyorum hep ona ben. Yani sen şimdi işte benim çok sevdiğim bir şeyi kırsan da. Benim işte çok canımısı. Ben sana sinirlenebilirim, üzülebilirim. Ama bu benim sana olan sevgimi değiştirmeyecek. Ben seni hep çok seveceğim diyorum. Biliyorum anne diyor şimdi. Yani ama kırdığın her şey için alkışlayacak değilim ama değilim. Bunun için canına da okumayacağım. Tabii ki ya, ben seni hep çok seveceğim yani. Bunu hiçbir şey değiştirmeyecek diye ikisine de hep söylüyorum yani. Sen nasıl bir... Bunu kendime söylemeyi de öğreniyorum bu sırada. Bence evet. Çocuk yetiştirmenin en... Tabii tabii, kendini de yetiştirmişsin. Kendini de yetiştiriyorsun tuhaf şekilde. İşte onda terapilerde anlatmaktan korktuğun, işte hatırlamak istemediğin, arkalara attığın her şeyi aslında o çocuğu büyütürken ortaya görüyorsun. Döküyorsun değil mi? İster istemez yani o bilinçaltı mı neyse o kusuyor zaten. O kadar acayip bir şey ki onlarla büyümek. Onlarda kendimi görmekten bahsetmiyorum yani. Bayağı bana öyle bir kendimi gösteriyorlar ki. Ya sen bunu yapıyorsun. Bu arada sadece negatif şeylerden bahsetmiyorum. Yani pozitif olarak da ağlan ben aslında ne şeker kızmışım ya falan gibi şeyler de yaşıyorum. Hiç tahmin etmediğim kadar sabırlıyım, tahammüllüyüm evet, falan. Tahammüllüyüm, sabırlıyım, sanki özür başka dilemeyi çarem biliyorum. Varmış gibi. Evet. Mesela böyle uzun uzun şeyi anlattım Fikret'e. Özür dilemeyeceğim falan diye bir inadı tuttu. Anneciğim ben senden hep özür dilerim. Baban senden özür diler. Neden şimdi özür dilemek istemiyorsun arkadaşına falan? İstemiyorum dedi. Dedim ki o normalde olmaz öyle şey çabuk özür dilerim falan. Hayır bir dakika ya, bir şey diyor çocuk. İstemiyor yani, niye acaba? Kendimi de duymanın, kendimi dinlemenin kıymetini de şimdi anlıyorum. Yani bir şeye böyle çok ayıp azal falan diye vardır ya, o insanın içinde kafasındaki anne konuşur. İşte kafasındaki kendi konuşur falan. Ne yapıyorsun? Senin büyürken nasıl büyüdüğünle ilgili anıların Fikret'in büyümesinde işe yaradı mı, yoksa onları bir kenara atıp sıfırdan mı başladın? Nasıl sıfırdan bir evde çok büyüdün onu merak ediyorum. Ben mi? Ben çok demokratik annenle baban bir ilişkin. Evde büyüdüm. Annemle babam ben çok küçükken ayrıldılar. O yüzden hani üçümüzün bir arada olduğu bir dünya benim. Sen annenle kaldın. Ben annemle kaldım. Öyle çok bilmiyorum yani üçlü bir hayat. Senin hatırlamıyorum. Senin diğer kardeşlerin babanın daha İkinci sonraki izdivacında anladım. Nasıl onlarla ara? Çok kardeşlerine iyi. Çok, tabii. Çok çok seviyoruz birbirimizi ya. Büyük ablalık yapılıyor mu? Yani ben evet yapıyorum. Ama onlar da bana abla gibi davranıyor. Ben de biraz da mecbur kalıyorum evet, yani. Hepsi. Ama o kadar acayip tipler ki hepsi. Özellikle en büyük iki kardeşim Mustafa ile Hera, onlar şeyler yani. Artık oturup dertleşebiliyoruz. Geliyorlar, teyzelik dayılık yapıyorlar. Peki şey üçümüz bir arada hiç olmadık dedin ya, neredeyse onlardı. Olmayanla olan arasında ne fark var? Sen nasılsın? Ali ve Fikret ve Süreyya nasıllar? Onlar üç dördü bir arada görüyorlar ya. Ki ben Süreyya'nın dördünüzün fotoğrafına bakarken ki çığlıklarında bildiğim evet, çok seviyorum. Memnuniyet çığlıkları. Nasıl oluyor? Sende yoktu hiç. Üçünü bir arada görmedim. Ben de annemle babamı pek bir arada görmedim. Ya şey diyorlar hep işte, bir annen var, bir baban var, bir de işte üçüncü onların arasındaki ilişki falan. Şimdi bakınca yani o zaman tabii ki eksikliğini hissettiğimi hatırlıyorum. Annem o yüzden soyadını değiştirmedi mesela. Çünkü ben çocukken o kadar fazla boşanmış anne baba yoktu. Tabii. Şimdiki kadar yoktu yani. Bana sormasınlar diye annem soyadını değiştirmedi. Hala Ayşegül Kaya o. Fedakarlık bu mesela bence. Tabii. Enteresan bir fedakarlık. Üstelik de ünlü ve dişli bir avukat. Avukat evet. Hukukçu olarak. Ama mesela şimdi düşünüyorum yani annem babam aynı evde olmaz. Olamaz. Şimdi öyle düşünüyorsun. Şimdi öyle düşünüyorum. Küçükken bir eksiklik hissediyor muydun? Yok, gerçekliği oradan kurulmuştu değil mi? Hikayeli. Sonradan yani çok hızlı kurdum o gerçekliği. Yani bu evi doğru bir ev olmaz. Bu ev iyi bir ev, iyi bir şey çıkmaz buradan. Sizinki de çok doğru. Evet. Bu yani. Burası doğru bir denklem, orası değilmiş. Hani biraz nasıl diyeyim, hayata ve işte yapılan doğru tercihlere güvenmek gerekiyor. Ya. O pratiğe kadar dramatik yaklaşmak lazım. Bir şeyden, bir sorudan vazgeçemedim. Bu çünkü belirleyici bir şey. Bak sen Konya'da doğdun. Evet. Ama Anteplisin. Evet. Balat'ta büyüdün. Evet.
Ama gençliğinin, ilk gençliğin, zaten çok gençsin de, ilk gençliğinin uzun bir döneminde Taksim'de. Evet. Geçti. Bu çok yer değiştirme şeyden mi, aileden mi kaynaklandı? İnsana ne yapıyor bu kadar yer değiştirme? Aileden. Gerçi sen şanslısın. Ben coğrafya gezdim. Of, yani öyle doğru. Taksim'den şeye falan değil. Gerçi burada da Konya, Antep falan hiç kolay değil. Balat. Konya'da doğmamın sebebi annemle babamın stajlarını orada yapıyor. Dedem Cumhuriyet Başsavcısı Konya'nın. Bizimkiler de işte orada hani küçük yerde stajınızı yapın, iş öğrenin filan derken ben geliyorum. Onların da tanışıklığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi zaten. Buradan gidiyorlar yani. Sonra ben bir yaş civarı dayken buraya geri dönüyoruz. İstanbul'a geri dönüyoruz. Balat'a geliyorsunuz. Balat'a gelmiyoruz. Yine biz semt semt dolaşıyoruz önce bir. Güzel turlarımız var. Şirin İstanbul'umuzda. Orta ikinci sınıftayken baban seni zorla okuldan alıyor. Sen henüz 14 yaşındayken 27 yaşındaki bir adamla seni evlendiriyor. Kahrettin beni şu an Ahmet abi, yani Hazal ben. Çocuklarını okutmak için etrafına yardım ederek küçük miktarlarda para kazanmaya başlıyorsun. Olur mu? Üç çocuk birden okur mu? Olur olur. Halleder. Nasıl halledersin? Hallolur. Okula bitsinler de devamını getiririz. Mahalledekilerin büyük desteğiyle seçimlerden muhtar olarak çıkıyorsun. Seçildikten sonra mahallenin dertlerini dinlemek ve çözüm üretebilmek adına dilek ve iletişim kutuları oluşturuyorsun. Oh. Bu sayede zaman içerisinde 80'den fazla insanın hayatının kurtulup değişmesini sağlıyorsun. Artık gerçek anlamda mahallenin muhtar anası oluyorsun. Güzel, çünkü keşke bizim mahallenin de bir anası olsaydı da ben de gelin olmasaydım yani. Dilek Demir hanımefendinin ismi. Namı diğer muhtar ana. Kentin tek kadın muhtarı, evlendirilmek istenen kız çocuklarına yönelik büyük bir emek ve tutkuyla yaptığı çalışmalarla öne çıkıyormuş Dilek Hanım. Evet, geldik son hikayemize. Biraz aşktan söz edelim. Ama farklı bir yönüyle. Şimdi aşk bir tür ihtiras, yoğun bir tutkudur diyorlar falan. Evet. Buna yakın şeyler biz de konuştuk. Katılıyoruz, hı hı, değil mi ona? Katıldık, evet. Sen tam olarak aşkı, yani tam olarak varsa veya yarım neyse, çeyrek ucundan aşkı nasıl tarif edersin? Bazen bu uğurda verilen bir mücadelenin kendisi midir acaba aşk? Yani sevdiğinle buluşabilmek için, yan yana durabilmek, hı hı, için falan bir mücadele o mu acaba? Aşk, onu aşk yapan o mu? Olabilir. Yani aşk enteresan ya, tanımlaması falan ne kadar zor bir şey bu. Aşk ne saçma bir şey ya buradan. Kimyasal tepkime, değil mi bu? Evet. Bu kadar uğraştık. Bazen bir patoloji olduğu bile söyleniyor. Evet. Ya oksitosin. Geçebiliyor yani. Bir tür rahatsız. Geçiyor, geliyor, gidiyor filan. Evet, şekil değiştiriyor. Ama yani ben... Bazen hiç geçmiyor. Evet. Takıntıya dönüşüyor bazen. Evet. Falan. Evet, biraz ele avuca sığmaz bir şeyden bahsediyoruz. Peki sadece bir insana karşı duyulan bir his mi, yoksa yani kategorize etmek ya da çok kategoriye ayırmak mümkün mü aşkı? Kesinlikle mümkün. Evlat aşkı, arkadaş aşkı. Evet. Bence. İş aşkı. İş aşkı, mi? Evlat aşkı, hayvan aşkı. Bazı hobi gibi görünen şeylere delice bağlılık. Semtlere, evlere bağlılık. Tabii. Tatil yörelerine bağlılık. Evet, hepsi. Çok uçlu bir şey. Evet, ben öyle. Peki Cumhuriyet öncesine gidelim bu defa. Buyur. 1896'da İstanbul'da dünyaya geliyorsun. 1896. Hı hı. Baba albay, hı hı, anne ev hanımı. Tamam. Babanın görevi sebebiyle ortaokulu Şam'da. Hı hı. Liseyi Selanik'te özel bir okulda okuyorsun. Arapça, Farsça ve Fransızca biliyorsun. Babanın mesleği gereği evde düzenlediği resmi toplantılarda tanıştığın devlet adamları, şairler ve yazarlar seni fazlasıyla etkiliyor ve biraz da belirliyor. Resmi toplantılarda işte büyük önemli insanlarla tanışıyorsun. Sanatçılar, devlet adamları filan. Genç yaşta memleket meselelerine, edebiyata ve hayata dair büyük bir ilgi besliyorsun. Evet. Çocukluğunda şahit olduğun bu tecrübeler ve heyecanlar ışığında gelecekte ne olmayı hayal ediyorsun? Mesela bir siyasetçi ya da edebiyatçı mı etrafında gördüğün insanlar gibi? O yılları düşünürsek sence bir kadın olarak gerçekleşmesi mümkün mü? Mümkün. Zamanla mümkün. 1896 doğumluysa işte 1900'lerin başında. 1900'lerin başında. Hı hı.
Kaç kadın diplomat veya şey tanıyorsun? Bildiğin var mı? Şair, yazarlar. Müzisyen var. Müzisyen var. Evet, doğru. Ama biraz zahmetli. Zahmetli. Kadınlar için bu işler, yani kadınların oraya nüfuz etmesi biraz zor gibi görünüyor. Evdeki ortam ve tanıştığın kişilerden ilham alıp şiir ve makaleler yazmaya başlıyorsun. İlk yazın 13 yaşında bir gazetede yayınlanıyor. 16 yaşına geldiğinde birkaç gazete ve mecmuada yazıların çıkmaya başlıyor ve üniversiteye hazırlanıyorsun. Bunlar sıra dışı bence. 1900'lerin başı üniversiteye hazırlanıyorsun. Bu süreçte etrafındaki erkeklerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyorsun. Çok güzel, çekici ve dikkat çeken bir kadınsın. Geleneksel bakış açısından uzak olmana rağmen ailenden evlilik konusunda baskı görüyorsun. Tabii ki. Babanın zoruyla kendinden yaşça büyük, seninle ilgilenen biriyle evlendiriliyorsun. 16 yaşında daha o sırada. Bu durum seni çok üzüyor. Hayatına son verme teşebbüsünde, yani intihar teşebbüsünde bulunuyorsun. Ancak kurtuluyorsun. Bu girdaptan nasıl çıkacağını düşünürken bir de erkek çocuğun oluyor. Çok iyi bir eğitim aldın, dünya görüşün zengin ama aile zoruyla evlendirildin. Çocuk yaşta anne oldun. Peki bu evliliği sürdürebilecek misin? Yok. Adam şöyle, adam böyle, hiçbir önemi yok ki. Hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Değil mi? Tabii. Üniversite eğitimin, gelecek hayallerin ve yazıyla olan ilişkin ne olacak? Yazmaya devam edebilir misin bu şartlarda, genç yaşta çocuklu bir kadın oldun? Edersin. Üniversiteye nasıl devam edeceksin ya, çocuğu evde bırakıp? 1900'lerin başındayız. Ya. Ya o da gelsin yıllarımı rica ederim yani. Lütfen. Gel bir satır kıyak yapayım. Mutsuz oldum ya. Tamam, çok. Bütün zorluklara rağmen üniversiteye giriyor ve eğitimini tamamlıyorsun. Ya bak işte. 1919'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünü bitirerek Türkiye'nin ilk üniversite mezunu kadını oluyorsun. İlk üniversite mezunu kadınısın. Yaparız, öderiz falan diyorsun da. Öyle değil, kolay oluyor değil. Işte yaptığın ama şey çok zor bir şey. Şu anda tebrik ediyorum. Takdir ettiğim için böyle söylüyorum. O dönemki büyük başarınla beraber kendini tabii ki daha güçlü hissediyorsun. Evliliğindeki mutsuzluğunu zamanla ailen fark ediyor. Bu ilişkiyi bitirmek konusunda kararlı duruşun onları ikna ediyor. O dönem için bir kadının boşanmak istemesi çok radikal bir karar. Sen de çok zor olmasına rağmen eşinden ayrılıyor ve hayatına yalnız devam ediyorsun. Kısa bir süre sonra ilk şiir kitabın yayınlanıyor. Senden önceki kadın şairlerden farklı olarak bir erkek edasıyla değil, tamamen kadınsal bir bakış açısıyla yazıyorsun şiirlerini. Türkiye'deki ilk üniversite mezunu kadınsın, 3 dil biliyorsun. Bu nasıl bir duygu? Bir kere bunu bilmek isterim. Başka konularda da ilk olmak ister misin? Onu da sorayım. Ay çok güzel be. Çok güzel. Bir yandan da ciddi bir yalnızlık da yani. Çok büyük yalnızlık. Erkek dünyasında ödülü. Sürekli değil mi biraz? Hep öyle hedeftesin. Yana, evet tabii. Hep hedefsin güzellik yani. De var. Her şey var. Evet. Niye güzellik bir bela olsun değil mi bir kadının başına? Olur. Ne acayip en bir dünyada önce yaşıyorsun. O bela olur. Evet. Çünkü zaten o kadar işte güzel diye olmuştur zaten bir sürü şey. Başkalarının bir sürü güzel gözünde kadın vardı. İlk üniversite mezunu. Ah, bu hanımefendi. Helal olsun. Şiir kitabı falan. Of. Başka hangi konularda ilk olmak istersin hatırlıyor musun? Başka neyin ilki olmak? Gerçi ne olsan galiba yaklaşık olarak onun ilki olacak, olmuyor o zamanlar. İlki olacak, evet, mecburen ilki olacak. Evet. O dönemde boşanmış kadın şeyi son derece ön yargılı bakışlara sebep olan bir medeni hal. Bu durumu, yani gayrimedeni bir hal aslında. Bu durumu kolay atlatabilecek misin? Cesaretlendirmeyeyim seni. Atabilecek misin? Herkesin. Boşan. Savaş sonrası bir de onu düşünüp duruyor. Hala bugün bile zaman zaman problem olabilen tabii bir şey. Ve 120 yıl, yaklaşık 110 yıl öncesinden bahsediyoruz. 100 yıl öncesinden. Ay çok korkunç ya. Bilmiyorum. Allah'tan yolda bakacağız. İşin gücün her şeyin var. Ay gerçekten evet. Kapı gibi de ailem var. Onları da şey yapmışsın. Evet, yanları doğru yanında. Hem olsun, evlendirdiler evet. Hem de boşanmana da bir rıza gösterdiler. Toplumsal kaygılar nedeniyle o dönemdeki kadın şairler erkek üslubuyla yazarken sen tamamen kadın kimliğini öne çıkararak yazmayı tercih ediyorsun. Buradaki amacın ne? Erkek değilim. Amaç mamaç yok. Amaç falan yok, erkek değilim. Ne hissediyorsam onu yazıyorum. Nasıl evet, hissediyorsam ve, onu evet yazıyorum. Evet ve benim bakışımın da bir değeri var. Kıymeti var, yeri var. Niye olmalı olmasın? Olmalı. Olacak.
Vardır sevecekler yazlıklarını. Tabii. Üniversitede de yerim yoktu. İlk mezun ben oldum. Evet. Boşanan kadınlar da pek azdı. Onlardan biri oldum. Evliliğini bitirdikten sonraki zor günlerinde tanıştığım bir beyefendi sıkıntılarına merhem oluyor ve seni şiire daha da yakınlaştırıyor. Şair ve aynı zamanda ressam olan bu zat sana delice aşık oluyor. Güzelliğin ve fikirlerinle onu büyülüyorsun. Senin bir evlilikten çıkmış olmanın da verdiği cesaretle sana açılıyor. Ancak senden herhangi bir karşılık göremiyor. Aslında onu çok seviyor olmana rağmen sen bu ilişkiyi göze alamıyor ve karşılık vermiyorsun onun hislerine. O da bunun üzüntüsüyle İstanbul'dan ayrılıp öğretmen olarak Elazığ'a gidiyor. Orada üzüntüsüne daha fazla dayanamıyor ve yaşamına son veriyor. Kendi eliyle. Onun vefatı sende nasıl bir duygu yarattı? Reddetmeseydin sence ne olurdu? Yok, bu sağlıklı biri değil ya. Olmaz. Hangisi? Yani gidip de acıdan intihar falan, çoluğum çocuğum var benim, acıdan intihar edecek. Etti. Adam gitti. Etti. Allah rahmet eylesin. De ya, olmazmış bir, yani. Evet. Zaten işte olmazmış. Aşktan bunlar olmuyor mu? Filmler, romanlar, şarkılar neyi anlatıyor? Çocuklu hayatta böyle olmuyor bu. Çocuklu hayatta olmuyor. Yani senin çocuğun var diye orada bir... Evet. Yani orada bir gitli geldi, sarsıntılı, aşk, intihara kadar gidecek falan bir şey, bu olmaz yani. Başkasının mutluluğu için kendi mutsuzluğunu tekrar göze alabilir miydin? Asla. Yani evlenebilir miydin? Asla. Belki mutlu olacaktınız. Belki. Olmadı. Belki iyileşim olmaz mı? Yok diyorsun? Evet, yani ne yapalım canım. Bu kişinin vefatı seni çok etkiliyor. Onu bir daha hiç unutmuyorsun. Onu unutmamanın tek sebebi ise gerçekten çok temiz duygularla ve derin bir tutkuyla sana aşık olması. Bu kişi dışında dönemin birçok ünlü yazar ve şairi de sana karşı derin bir aşk besliyor. Ama sen kalbinde hiçbirine onun gibi, rahmetli gibi yer vermiyor. Hepsini reddediyorsun. Sadece yazmaya ve şiirlerine odaklanıyorsun. Bir taraftan da kadınların ekonomik olarak hayata katılım sağlamalarının önemini vurgulayan ve değişimin ancak bu şekilde olabileceğini savunan yazılar, şiirler yazmaya devam ediyorsun. Hı hı. Dönemin ünlü yazar ve şairleri sana neden aşık oluyor? Seni diğer kadınlardan farklı kılan unsur ne sence? Sadece iyi eğitimin mi? Muhtemelen onların bu durumuyla ilgilenmiyor oluşudur ya. Sebebi. Ya bir kere güçlü bir karakter. Güçlü bir karakter. Güçlü bir karakter, kararlı bir duruş ve sözünü esirgemeyen bir kişilik fark yaratıyor belki de, değil mi? Muhakkak. Çünkü kadınlarda alışık olmadığımız bunlara bir dönemden bahsediyoruz. Tabii. Biraz. Yani alışık olmayışımız görmezden gelmemizle ilgili bir şey. Yoksa kararlı duruşu olan kadın yok değil yani, var ama. Olmaz mı? Evet. Onlar kendilerini ortaya yeterince koyamıyorlar. Şiir ve yazılarının dışında kişiliğinle de kadın özgürlüğünün ilk temsilcilerinden ve savunucularından oluyorsun. Türk Kadınlar Birliği'nin kuruluşunda öncü rol üstleniyor. Bu sayede Mustafa Kemal'in sofralarında yer alıyorsun. Edebi kişiliğinin yanı sıra eylemci bir tarafın da var yani. Bu süreçte belki hayatında seninle aynı dünya görüşüne sahip ve aynı çevreden olan biri ilgini çekiyor. Kurtuluş Savaşı döneminden tanışıp sevdiğin bu kişiyle evleniyorsun, ikinci evliliğini yapıyorsun. Bu evlilikten de bir kız evladın oluyor. Özgürlüğe, kadının öncülüğüne bu kadar inanan ve emek veren biri erken ve mutsuz bir evliliğin ardından neden yeniden evlenir? Şimdi bunu bir söyle bakalım. Demin tersini iddia ediyorsun. Şey yapmışsın işte, ikinci evliliği. Bu sefer istediğim bir evliliği de ben yaptım canım o. Ben yaptım, oldu. Bu sefer ben istedim. Hayatında seninle aynı görüşe, dünya evet. görüşüne sahip, evet. aynı çevreden. Evet. Bunlar ve benim etkili tercihim. Şeylerdir. Evet. Evet. Hani bu sefer kimsenin zorlaması bir şey yok. Peki eşinle ortak bir dünya görüşünüzün olması ve birlikte hareket edebilmeniz elbette seni hayata bağlıyor. Savaş esnasında eşinle birlikte evinizde yaptığınız toplantılarda kadınları milli mücadeleye teşvik ediyorsunuz. Sultanahmet mitinginde Halide Edip'in yanında duruyor. Fatih mitingindeki konuşmanla kalabalığı ateşliyorsun. Cumhuriyet'in ilanından sonra da kadınların siyasi haklarını kazanmaları için mücadele eden Türk Kadınlar Birliği'nin faaliyetlerinde önemli görevler üstleniyorsun. Ayrıca İstanbul'da farklı okullarda coğrafya ve Türkçe öğretmenliği yapıyorsun. Sen aktif bir biçimde hayatına devam ederken hayranların da artmaya devam ediyor.
her geçen gün daha çok ışıldıyor, göz dolduruyorsun. Fikirlerinle hem kadınların hem erkekleri etkiliyor, hem kadınları hem erkekleri etkiliyor. Güzelliğinle de erkeklerde elbette sürekli ilgi uyandırıyorsun. Özellikle dönemin ünlü isimleri sana duydukları çekime karşı koyamıyorlar ve sana olan aşklarını fırsat buldukça dile getiriyorlar. Sen de bu süreçte evli olduğun için çok kibar bir şekilde bu teklifleri bertaraf etmeyi başarıyorsun. Artık tutamayıp evliyken bile söylüyorlarmış demek ki. Ama yani kibarca hayranlık belirtiyorlar. Öyle de olabilir. Fakat bunlar olurken bir istisna ile karşılaşıyorsun ve sen birine aşık oluyorsun. Siyasi duruşundan edebiyatta yarattığın farka, şiirlerindeki tarzından öğretmenliğe kadar çeşitli alanlarda önce oldun. Bu duyguyu nasıl tanımlarsın? Aşık oldun yani birine. Ay ne acayip hayatmıştı. Hayat. Uzun zamandır ilk defa aşk. Evet. Evlisin. Yeni bir ayrılık ve sonrasına hazır mısın? Geleceklere, arkasından geleceklere. Tabii sıkıştırılmış konuşuyoruz çok ya. Zor. Koca bir hayat, onun için darlanmak anlaşılır ama. Çok zor. Çok zor. Çok zor. Ne olacak? Gözler bu kadar üstündeyken. Hele. Hele. Güzel bir yaşta kadın olarak. Yaşta 35. Ay Allah'ım bu ne çile. Bu ne çile. Çok zor. Duygularına hakim olmaya çalışıp aşkını uzaktan yaşamayı tercih ediyorsun. Yani bir zahmet hani. Aşık olduğun kişi de evli olduğu için. Allah kahretmesin. İkinizin de peki. Eşinden ayrılıp bir araya gelmesi sana doğru gelmiyor. Bu aşk senin açından uzaktan yaşandığı takdirde daha saf ve ölümsüz olacak. Öyle Hı-hı. karar veriyorsun. Bu sebeple aşık olduğun kişiyle bir araya gelmeyi reddediyorsun. Zamanla bu aşk seni rahatsız etmeye başlıyor. Onca büyük değişime öncülük etmiş, zorlukları göğüslemiş biri olarak böylesine güçlü duygularla nasıl başa çıkacaksın? Yazarak. Tabii iyi bir rehabilitasyon ama halleder mi? Halletti. Zaten hallolacak bir şey yok galiba. Çok sert değil mi? Çok. Çok sert. Acaba sen yoksa sadece ideallerindeki aşka mı aşıksın? Ya da gerçekten aşık olmaktan korkuyor olabilir misin? Olabilirim. Aşk için birçok şey göze alınabilir. Sen pek almadın bu defa. Evet. Bu aşk ayıp içinde yaşatıyor ve ikinci evliliğini uzun bir süre devam ettiriyorsun. Kendini çalışmaya, edebiyata, yazmaya, çizmeye, şiir kitapları ve romanlar yazmaya adıyorsun. 60'lı yaşlarına geldiğinde artık içindeki ulvi aşk duygusuna daha fazla dayanamıyor ve ikinci eşinden ayrılıyorsun. Kısa bir süre sonra sokakta bir kaza geçirip düşerek kalça kemiğini kırıyorsun. Geçirdiğin birçok ameliyatın ardından bir bacağın aksak kalıyor ve yatağa mahkum oluyorsun. Yıllar önce aşkını istediğin gibi ve özgürce yaşayabilseydin sence daha farklı olur muydu? Hayatında neler değişebilirdi? Ben kendimden memnun olmayabilirdim. Aşkımı yaşamam durumunda. Bu da aksaklık, olabilecek aksaklıkların en büyüğü en değil büyüğü. Mi? En büyüğü. Evet, burada bir çok Çünkü, zor bir muhasebe. Evet, bir de bir yandan bir hareketin öncüsü. Kadınlara yani, ait bir hareketin öncüsü. Bir edebiyatçı. Bir şair. Edebiyatçı. Yani bütün bunları işte evli adama aşık olan, evli kadına indirgemek herkesin hemen yapabileceği bir şey. Ve üstelik zevkle ağızları sulanarak tercih edecekleri Kıyma bir şey. Kıyma makinesine atarlar. Evet, o yüzden yani sadece kendimden memnun olmamak değil, hani gerçekten bütün hareketi kadınlara ait bütün duyguları, düşünceleri etkileyeceğim için asla yani. İyice meraklandın mı? Çatlayacağım. Şüküfe Nihal hanımefendi. Ve güzelliği kesin. Çok. Şüküfe Nihal Hanım'ın geçirdiği kaza hayatının yönünü değiştirdi. Yarı felç kalır, gördüğü tedavilere rağmen iyileşemez. Ve durumu her gün biraz daha kötüye gider. Tedavilerden ve kendi çabalarından bir sonuç alamayınca 1965 yılında bir
huzur evinde inzivaya çekilir. Şüküfe Hanım'ın rengarenk başlayan hayat hikayesi 24 Eylül 1973'te Bakırköy'de bir huzur evinde sona erer. Huzur evinde bütün ilişkileriyle hesaplaşır, evlilikleriyle, kendine aşık olan herkesle iç hesaplaşması yaşar. Bunların arasında Yahya Kemal, Nazım Hikmet, Ahmet Kutsi Tecer de vardır. Son aşık olduğu ve uzaktan sevmeyi tercih ettiği kişi ise Faruk Nafiz Canlıbel'dir. Sadece aşk uğruna ölmeyi seçen Osman Fahri ile Elazığ'da hesaplaşamaz. Yakın dostlarına tek aşkım odur, beni tek seven de odur. Nasıl ziyan ettim bu büyük aşkı diye dert yanar. Osman Fahri'yi hep hayalinde yaşatır. Aslında en baştan beri onu hiç unutmamıştır, unutamamıştır. Huzur evinde geçirdiği süre içerisinde kızı hayatını kaybedince kendi kızı son nefesine kadar bir daha hiç kimseyle konuşmaz. Son dönemlerinde huzur evinde yazdığı bir şiir onun kendisiyle aşkla ve yaşamla olan mücadelesini tam olarak anlatıyor. Yalnız gönlümde bir acı var, adını bulamadım. Kırık gibi kanadım. Bir şey mi kaybettim ne? Ellerim bomboş gibi. Bir yakuttan kadeh ki varlık çatlamış gibi. Ses mi, çiçek mi desem, ışık mı, renk mi desem. Sanki geçtiğim yolda bir şey unuttum. Çok da ilerici bir şiir biliyor musun yani? Çok şey. Allah rahmet eylesin. Şunu gördün mü? Çok zor fotoğraf. Bir hayat. O değil mi? Müthiş bir fotoğraf. Evet. Şüküfe Nihal Hanım'ın, hanımefendinin fikirleri. Ama çok dolu dolu bir hayat. Of. Çok da uzun çok bir hayat bu arada. Ne kadar uzundur. Uzun yaşamış. Evet, evet, evet. Ben çok mu uzun? 1896 değil mi? 1973. 77 yaşında ölmüş. Evet, evet. Evet, uzun bir hayat. Daha da uzun olsaymış keşke. Keşke. Ama son zamanlar çok sıkıntılı, çileli geçmiş. Peki sana dönelim. Tekrar rahmetle anıyoruz kendisini. Ay evet ya. Bir yani önemli bir cumhuriyet aydını. Yani. Evet gerçekten aynı öyle. Aynı zamanda. Peki ilk aşkını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Vallahi mi? Evet. İsmini hatırlıyor musun? Hatırlamaz yüzünü? Mıyım? Arkadaşım ayol. Hala mı? Evet evet. Ha, güzel. Sonradan karşılaştık evet. Peki en çok Leyla ile Mecnun'la ilk yıllarında andığımız Ali Atay'ın iki evladının annesinin ilk adının Leyla olması nasıl bir şey? Enteresan. Çünkü Leyla Hazal değil mi? Leyla Hazal. Leyla Hazal. Enteresan. Bu, Ali bunu ilk duyduğu zaman ne yapmıştı şok hatırlıyor oldu. Musun? Böyle baka kaldı mı? Nasıl Leyla falan dedi hatta. Nasıl Leyla? Evet. Mecnun. Çünkü artık Mecnun'lu Leyla. Evet gerçekten. Ya Leyla bir de benim yıllarca kullanmaktan çok çekindiğim bir isimdi. Babaannemin adı benim Leyla. Şimdi kızının adı Leyla. Evet şimdi kızımın adı ve ne Leyla. Ne Leyla'ymış be? Gerçekten. Leyla Kaya babaannem çok enteresan. O da Erzurum'un ilk üniversite mezunu kadınlarından. Doktor. Şeker fabrikasının doktoru hatta o dönem. Ve ben doğduğum zaman işte daha doğrusu annem bana hamileyken bir işte alacağız mı alacağız bebek işte kalbi atmıyor falan diyorlar. Yaşıyor benim kızım diyor. Yok öyle bir şey diyor. Ve ben doğduktan 20 gün sonra kaybediyoruz onu. Babaanneyi. Babaanneme. Ve 20 gün çayını çorbasını filanı hep beşiğin başında içermiş. Ve bakıp bakıp beni anlatırmış. Doymaya çalışıyor. Evet. O yüzden Leyla mesela benim için hep bir yandan da şeydir. Hani hep beni koruduğuna inanırım. O yüzden hep çok şey geride tuttum Leyla'yı. Bilemedim yani. Çok nasıl diyeyim çok kıymetli ve çok özel bir parçammış Leyla benim. Sadece 20 gün tanımama rağmen. O yüzden ondan böyle çok çekiniyordum. Ali'yle de onu aşmış oldum mesela. Evet. Hani bir anda Leyla'nın işte Mecnun'un Leyla'sı falan olunca bir ben de bir babaannemi, benim hayatımdaki o parçayı biraz ortaya sermiş oldum. Yani Ali ile bizim ilişkimizin bence öyle bir şifalı da bir yanı var yani hem ona hem bana. Evet. Bir şekilde yolda... Yok ona şifa oldu kesin de. Sana da yaramış ne güzel. Yani iletişimimiz bir enteresan. 9 yaşında ağır bir trafik kazası geçirmişsin. Evet. O neydi? Araba çarptı bana karşıdan karşıya geçerken. Hatta bu da böyle dramatik bir hikaye ama hemen güldüreyim mi seni? Kafada çünkü 7 yarıkla beni güldüremezsin. Güldürürüm. Ayağım kırıldı. Ayağımın üstünde hatta sağ ayağımın üstünde kocaman da bir iz vardır.
Benim o kazadan kalma. Öyle mi? Yanık tedavisi uyguladılar. Sonra işte tedaviyi değiştirdiler ben artık yalvarınca bunu yapmayın diye. O iz kaldı. Hep de şeyle avuttular beni. Sonra büyüyünce estetik yaptırırsın falan. Ya seviyorum kardeşim ben yaramı. Alnımdakini de seviyorum. Ayağımdakini de seviyorum. Orada bayağı ölümden dönüp böyle 5 ay kadar hastanede yattım. 5 ay? Evet. Oo. O trafik kazası öyle bir sert bir hikayeydi ama. işte çocukluk ya. Spice Girls çok olay o zaman. Ve ben büyük Spice Girls hayranıyım. Annem İngiltere'ye bir de kadın insan hakları çalışmaya gitti, yeni geldi. Şeylerle tabii işte Spice Girls beslenme çantası, Spice Girls ayakkabısı, kadın işte Fransızlarla, kraliçenin avukatlarıyla insan hakları konuşup bunları getirdi bana. O ayakkabıyı giymek istediğim için çıktım biliyor musun dışarı? Okulda yasaktı çünkü. Ya sadece onu giymek için. Çıktım, ayağım ezildi kazada benim. Bir de beyin travması geçirdim. İlk sorduğum şey ayakkabılarımmış. Ayakkabılarım nerede? Getirin ayakkabılarımı diye. Annemin bir de şeyini hatırlıyorum, bembeyaz suratını hatırlıyorum. Saklamadın mı ayakkabıları? Getirmediler ki ayakkabıyı, neresi? Ha, gitti gider ya. Yazar paramparça olmuş zaten bir tanesi de. Muhtemelen hani tuhaf tuhaf işte çocuklara bunu yapmayı da artık sevmiyorum yani bu hikayelerden dolayı. Benim yerime işte bu da ona kazayı hatırlatacak kararını verme kardeşim. Verme, ayakkabıyı getir. İşini yap yani, bir şey, bir talep var. Hani işini yap, ayakkabıyı getir. Bu hikayeyi burada kapatalım. Çok sevdiğin bir aşk filmi var mı? Favorin? Aşk filmi. Aşk filmim var ya, olmaz olur mu? Elin ağrı olabilir ama yani muhakkak bir aşk filmi vardır. Aşk filmi... Ben Ali ile ilk tanıştığımda neredeyse dövüyordum onu. Hatta Ali şey demiş, Hazal beni sevmedi galiba demiş anne. Ben fenalık geçirdiğim için. Hoşlandığın için mi dövmeye kalkmıştın? Evet. Söyleyemiyorum çünkü. Bir de her yerimde yazdığını düşünüyorum. Hani bence yazıyor yani. Alnımda Ali yazıyor. Burada yani. Yazıyor, burada yazıyor filan. Hani kuyruğu dedik tutalım filan diye abuk subuk kötü davrandım çocuğa. Kötü. Hatta... Şey yani bir saçını çekmedim herhalde. Ne alakası var falan diyorum. Bir şey dediği yok. Aa yok ben ödemek istemedim falan diyor da geri basıyor. Utanıyorum falan. Mahcup oluyorum bir de. Korkunç rezalet. Aşk filmi şey vardı ya. Bu Türkçe'ye şey diye çevirdiler. Cesaretim var mı aşka diye. Bu Marion Cotillard'la Güyüm Hane. Peki Köprü Üstü Aşkları ne diyorsun? Aşkları, Köprü Üstü Aşkları'na. Leo Kara. Juliet Binoche falan. Evet tamam. Muazzam ben, değil midir? Evet de ben hiç aşkı değilim. Bana yazmaz değilim. Tamam. O zaman madem öyle değilsin de seni çoğu izleyici Aşk-ı Memnun'daki Nihal karakteriyle evet. tanıdı. Nihal de Behlül'e aşıktı. Evet. O da büyük aşıktı. Evet. Bize biraz Nihal hakkındaki düşüncelerinden bahset. Onu nasıl buluyorsun? Nihal'i seviyor musun sen? Romandaki Nihal'i çok seviyorum. Romandaki Nihal. Ha şey dizdekini sevmiyorum. Dizdeki zaten başlar, artık dizideki bambaşka bir şey. Bambaşka bir şey. Bir de günümüz falan onca falan başka bir şey oluyor. Yani. Ama Nihal'i en son geçen sene işte biz Ali'yle ben iki hamileliğim dedi. Aşk-ı Memnun'u baştan sona bitirdik. Bu bizde bir gelenek gibi bir şey oldu. Geleneğe bakın. Ali buna nasıl dahil oldu? Ali kendi başlattı zaten. Aa aşkım işte Aşk-ı Memnun birinci bölüm diyor izleyelim mi diye. Ve yaranmaya mı çalışıyor o anda? Yok. Biliyorsun onu ne bulsa izlemek yanlısı biri. Doğru. Ondan sonra ben Aşk-ı Memnun'u hiç izlememiştim. Ya bir izleyelim falan diye en son beni şey yapıyordu. Hazal hadi ya oturacağız. Aşk-ı Memnun falan diye dizimiz başlıyor. İkinci izlediğimde çok üzüldüm Nihal'e ya. Yani bizim dizideki Nihal'e. Evet. Varlık içinde yokluk. Biraz Ophelia değil mi o? Ya evet ve şey bir de yani o kadar gereksiz. Bara gidiyor diyorlar ki sen bunu baban duymasın filan. 18 yaşında bir kızla ilgili bir baba ne duyabilir ki yani? Ne duymayı bekliyorsun? Hı. Sonra Behlül'ü aşıyor yani dışarı çıkartmıyorlar. Ben çok üzüldüm. Oyunculuktan mutlu musun? Oyunculuktan çok mutluyum. Aşçı olmayı tercih etmez miydin? Oyunculukla aynı zamanda başlamış olsaydım ederdim. Yani 16 yaşında aşçılığa başlasaydım. Sonradan evet. niye sardın? Çünkü iyi bir eğitimin var ve ayrıca çok iyi bir aşçı olduğunu teşekkür biliyoruz. Teşekkür ederim. Şöyle oldu. Ben işi gücü bırakmaya karar verdim. Ve şeyi fark ettim yani. Bu setler yani. Bana göre değil gibisine bir şey mi? Setler değil de böyle ya aslında genel olarak çok yorulduğum bir dönemdi. Ve hani hak etmediğimi düşündüğüm çok şey yaşamıştım. Mutlu değildim.
Ve şeyi fark ettim, ben başka bir iş yapmayı bilmiyorum. Bu bir problem. Bu çok güzel. Evet. Yani bunu fark ederek başka bir şey araman, kapı araman ve bulman ve açman sonuna kadar da harika bir şey. Çünkü bir ara hatırladığım kadarıyla evlenmeseydin yurt dışına gidip restoran açacaktın İtalya'da. Çok istiyordum gezip. Doğru hatırlıyorum değil mi? Evet evet, yani şeyi çok istiyordum. İşte atıyorum Tayland'a gideyim, orada bir mutfakta komilik yapayım. Hani o şeyinde de değilim. Hani benim çünkü hayatta hiçbir zaman böyle çok para, çok şöhret, çok filana ihtiyacım olmadı. Herkesin gidecek ikinci bir yeri olmalı. Evet. Ve meslek yacıdan sonra. Kesinlikle. Gezmeyi hep çok sevdim. Ve hep bu kadar ünlü olmak zorunda değilim. İşte çok para kazanmak zorunda değilim. Ben hallederim. Aslında az önce verdiğim cevaplarda da şeyi düşündüm. Biz kadınların öyle olmak zorundayız. Hallederiz. Olunca bakarız. Erkeklerin var diye mi başka çaresi diye düşünüyorsunuz? Sizde en azından seçenek çok. Yani bizde çünkü hep böyle bir çelme. Şunu çok iyi kadın biliyor işi, kadın dediğin. Kadın işi değil falan. Evet. Yani nerede ayağıma çelme takılır? Benim zaten başıma mutfak burada da ne erkek gelir? Dünyası değil mi? Mutfak da erkek dünyası. Hı. Ve ben zaman içinde çok bence maskülenleşmek zorunda kalmış biriyim. Yani tacize uğramamak, işte ne bileyim yanlış anlaşılmamak için. Hı. O biraz böyle benim için aşçılık şey gibiydi, baş kaldırmak gibiydi yani. Ben bir altın ben bilezik bitmem, takacağım. Ben bitmem şeyi değil mi? Ben başka yer bulurum. Ben varım ya. Kafamı bozmayın, giderim. Hayır, bir de şey yani ben işte Hazal Kaya, ünlü bir kadın falan olarak değil. Hazal ya, varım ben yani. Hı. Ve benim zevklerim var, yapmak istediklerim var. Hayattan zevk alıyorum mu acaba? Ben neyi seviyorum? Ben ne yapmak istiyorum? Neredeyim filan için böyle bir 8 aylık bir pausto. Ve bana çok iyi geldi. İnanılmaz insanlar tanıdım. Ufkum acayip genişledi. Bence... Ve cepte de bir gidecek bir yer daha var artık. Evet, hep yani var. Ve hep olacak yani. Türkiye'deki ilk üniversite mezunu kadınsın. 3 dil biliyorsun. Bu nasıl bir duygu? Bir kere bunu bilmek isterim. Ay çok güzel be. Toplumsal kaygılar nedeniyle o dönemdeki kadın şairler erkek üslubuyla yazarken sen tamamen kadın kimliğini, hı-hı, öne çıkararak yazmayı tercih ediyorsun. Buradaki amacın ne? Erkek değilim. Dönemin ünlü yazar ve şairleri sana neden aşık oluyor? Seni diğer kadınlardan farklı kılan unsur ne sence? Muhtemelen onların bu durumuyla ilgilenmiyor oluşudur ya. Sebebi. Türk Kadınlar Birliği'nin kuruluşunda öncü rol üstleniyor. Bu sayede Mustafa Kemal'in sofralarında yer alıyorsun. Fakat bunlar olurken bir istisnayla karşılaşıyorsun. Aşık oluyorsun. Ay Allah'ım, bu ne çile. Huzur evinde bütün ilişkileriyle hesaplaşır. Evlilikleriyle kendine aşık olan herkesle iç hesaplaşması yaşar. Bunların arasında Yahya Kemal, Nazım Hikmet, Ahmet Kutsi Tecer de vardır. Son aşık olduğu ve uzaktan sevmeyi tercih ettiği kişi ise Faruk Nafiz Canmıdır. Azalcığım, bence işini çok iyi yapıyorsun. Çok teşekkür ederim. Çok tatlı. Senden duymak çok önemli. Etrafına enerji saçan, çok hoş bir oyuncusun. Burada daha yapılacak istiyorsan çok işin var. Tıpkı Ali gibi. İnşallah çocuklarınızla beraber hem bu harika birlikteliğiniz hem de mesleğindeki başarılarınız, mesleklerinizdeki başarılarınız hep devam eder. Biz de şahitlik ederiz. Biz de hep bir yakınlarınız arada oluruz. Hep bir arada oluruz. Çok teşekkür ederim. Ay, ben teşekkür ederim. Ayağına sağlık. İyi ki çağırdın. Bir daha da gelirim ben. Tamam, ne zaman istersen. İstediğiniz zaman beni İstersen çağırabilirsiniz. İstersen burada beraber de oturabiliriz. Biz konuk ağırlarız ikimiz. Eve çok selam söyle. Cici çocuklarına ve şaşkın kocana. Öpüyorum hepinizi. Çok öpüyoruz. Efendim bu akşam tatlılar tatlısı Hazal Kaya'yı misafir ettik. Çok güzel bir sohbetti. Empatide aşırı darlanana kadar kuvvetli olduğu net bir şekilde anlaşılıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta 51. bölümde yeni bir empatide, yine empatide buluşmak üzere. Hoşça kalın.